Seyirciler, Erciyes Dağı'nın eteklerinde binlerce yıllık tarihiyle, Kültepe Kaniş Karum Ören yeriyle, dünyaca ünlü patlıcanıyla, sıcacık insanların "Nördüm, gadan alırım, ağzını yerim" diyen tatlı dilli insanların yurdundayız. Hazır mıyız gezmeye? Kayseri'deyiz, Kayseri'de. Gidiyoruz gündüz gece. Yeşili pek bükeyim aman aman, yeşili pek bükeyim aman aman, derdimi kimlere dökeyim aman, derdimi kimlere dökeyim aman. Sen sağlığını gez nasıl... Sevgili seyirciler, Yemniha'da Faruk Bulut emmimin evine geldik. Peki patlıcandan reçel olur mu? Of of, öyle bir olur ki, hem de yamula patlıcanından şahane reçele geldik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz, ne arıyorsunuz? Patlıcan soyuyor. Hakikaten patlıcadan şahane reçeli oluyor bizim buranın, değil mi? Evet. Ya kim yapıyor bunu, nereden çıktı? Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Evet. Bu iş senin başının altından çıktı. Hep senin başının altından çıkmış bunlar, hep senden evet. Çıkmış. Bunu vallahi nasıl yapıyorsunuz merak ediyoruz. Hele bir anlatın. Nasıl yamula yapıyoruz? Patlıcanından nasıl reçel oluyor? Yamula patlıcanın reçelini böyle soyuyor. Hı. Rengi kalmayacak üzerinde. Kabuk hiç kalmayacak. Kabuğu kaldığı zaman renginde değişiklik olur. Tadında bozukluk olur. Ama bu yamula patlıcanı böyle de yeniyor değil mi? Öyle de yeniyor. Ben yedim. Patlıcanı kırarken sürekli yiyor böyle. Kalanlar buraya. Alanlar kooperatife satışa. Bu yamula patlıcanın reçeli böyle, çok iyi oluyor diyorlar ya. Özelliği ne ki bunun, tatlı olmasından dolayı mı? Çekirdeksiz, doğal yetişiyor. Hı. Toprağımıza özel bir şey bu yetişme. Bunu böyle soyuyor. Tamam. Tuzlu suya atıyoruz. Tuzlu suda bir saat bekliyor, ondan sonra kireçli suya bırakıyor. Kireçli evet. Suya mı? Evet. Normal şey gibi mi? Kireç. Hani bu pekmezde yapılır ya, öyle kireçli su gibi mi? Yok. Yok. İnşaat kireci var ya, toz. Anam kireçe mi şey yapıyoruz? 1 kilo kireç döküyor o ilanda suya. He. Buraya gelebiliyor mu? Gel bakalım. Gel bakalım hele. Şimdi bu kireçli su mu? Evet, o kireçli su. Orada soyduk. Tuzlu suya attık. Ha bir dakika, ilk önce tuzlu suya mı atılıyor? Tuzlu suya atıyor. Tuzlu sudan alıyoruz, kireçli suya atıyoruz. Tamam. Bu rengi alınca... Bu rengi alınca yıkıyor, duruluyor. Limon tuzuyla haşlıyor. Hmm. Peki burada ne kadar bekliyor bu? 1 saat, 2 saat. Dinlenecek, burada bekleyecek. Bekledikçe güzel olur bunun şişesi. Ya bu kireç bunun şey yapmıyor mu, böyle tadını değiştirmiyor mu? Yok. Limonlu suyla haşladığımız zaman bu beyazımsı şişesinden gider diyor kirini, bu kireçteki alınan şişeleri. Temizliyor, orada haşlıyor. Orada da kaynatıyor. Oh mis gibi valla. Peki buradan her yere gönderiyorsunuz değil mi bunları? Her yere gönderecek. Satacak inşallah. Duyuracak. İnşallah. Patlıcanın tatlısını. Yamula patlıcan yamulan reçeli ha. Evet. İçine 2-3 tane ceviz attığıydı tatlı, tatlı süper oldu. Bir tatlı. Kireç ne yapıyor patlıcanda? Kireç patlıcanda sertleşme yapıyor. Suda kaynadığı zaman şekerli suda limonunla ikisi bir. Ha bunu sertleştiriyor mu bu? Sertleştiriyor. Gidiğiniz zaman görürsünüz biraz. İnşallah. Sonra. Patlıcanın 40 çeşit yemeği var, saymaya gerek yok. 40 mu? Hadi canım. Say, saygı. Onunu sayayım. Hadi say, 40 dedin, saydı bakayım. Karnıyarık, musakka, kürdan kebap, şehzade kebap, imam bayıldı, közleme, turşusu, reçeli, tatlısı, musakkası, daha ne bileyim çok yemeği var da şimdi canım. Bir 10 tane saydın ama saydın maşallah. Saydım. Güveci de var. Kursu var, güveci var, karnıyarığı var. Normal yemeği var. Kurutması var, dolması var. Normal ne? Çırpma yemeği var. Hakikaten nasıl mübarek bir sebzeymiş bu ya. Çok lezzetli bir yemek. Vallahi. Ama karımızı alamıyor çok. Dünyanın en güzel patlıcanı burada, dünyanın en tatlı böyle reçelleri oluyor değil mi burada? Evet. Şahane böyle mis gibi. Bir yiyen bunun müptelası mı oluyor? Hı-hı. Kız bizde müptel olmayak şimdi. Nikotin ben nasıl var gideyim? İçinde bir de. Nikotin mi var? Bu zarar vermesin. Yok. Zararsız sigara içmeden iyi nikotin. Ha sigara içmeyin de. Zararsız nikotin. O zaman şöyle sigara içmeyin de. Sigara içmeyin, yamula patlıcanı yiyin. Ha içmeyin ya. Tamam şimdi burada 1-2 saat bekliyor. 1-2 saat bekliyor, bunu yıkıyor, duruluyor.
limonlu suyla haşlıyor. Şimdi patlıcan reçeli nasıl yapılıyor beraber görüyoruz. Buradaki kirecin içindeki patlıcanlar ne olacak? Süzecik oraya koyacağız, yıkayacağız, buradan alacağız, oraya atacağız. Tamam. Süzecik orada mı süzecik? Yok, evet, buraya. Süzecik, şöyle. Tamam. Oo, oo, oo. Süzek mi o? Süzek. Bu ne bu? İlan, ilan. İlan, ilan. İlan, ilan. Bizim buralarda leğene ilan, limona limon. Recep'e de İrecep diller. Suyu ne yapayım suyu? Dur, dur su, su aksın, bunu su akacak. Dur kadınları ıslatıyorsun. Bak bak bak, kendin ettin. Kendin ettin hatun. Vallahi sen çektin oradan öyle oldu. Vay 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 vay. Şimdi bunlar böyle semsert oldu değil mi annem bunlar? Aynen semsert böyle piştiği zaman da aynı bu hale alacak. Hey maşallah, hey maşallah. Şunu buradan alacağız. Dur bekle gitme. Şu suyu ne yapacağız? Dur. Atacağız suyu. Keserle, keserle. Ha öyle mi? Evet. Buna da dökün mü su? Tekinin kolunda ben de seni ıslatacağım. Yok sakın öyle bir şey yapma. Nasıl? Burada alttan su gidiyor, akıyor. Bunun kireci, bütün kireci gidecek. Gidiyor. Kireç olan yüzündeki şeyleri gidiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kaynattığımız suya haşlayacağımız, evet, patlıcanları atacağımız tuz limon atıyoruz. Bunu bizim buralarda tuz limon mu derler? Tuz limon, limon tuzu. Aynı şey. Şimdi patlıcan. Anam kızım çok ağır. Yavaş yavaş yavaş. Anam, biz 30 kilosunu kaldırıyor. Abo hatta kalkat mı kız? Hakikaten bu kaç kilo? 10 kilo. Ha hafifmiş. Dökün mü içine? Dök içine. Bismillah bismillah. Hadi bereketli olsun inşallah. Ay inşallah ya Rabbim. Kız bir tane düştü oraya ya. Beşir patlıcan reçeli işte böyle oluyormuş. Daha bitti mi? Daha var değil mi? Daha bitmedi. Bu haşlanacak. Bunu alacak kevgire. Abo. Bu suyunu süzecek. Kız o kadar onu bir sert olsun diye kireci yatırdık. Şimdi niye yumuşatıyorsun sen onu, haşlıyorsun o kadar? Tekrar yumuşayacak. Oradaki kireçteki aldığı şeyleri atacak. Şimdi bunun içinde o semsertti. Bunlar yumuşayacak bu sefer değil mi annem? Bunlar yumuşayacak tekrar. Kireçten aldıkları şeyleri verecek. Süzdürecek tekrar. Tamam. Tuz limon onun sertliğini sağlayacak. Onun üzerine şeker kaynatacak. Mesela 10 kilo patlıcan koyuyoruz. Hı. 10 kilo şeker koyuyoruz. Birebir. Hadi 7 kilo koyalım. Niye 7 koyuyoruz? Bazen şekerler kamış şeker oluyor. Ha. Tutmuyor. Tutmayabiliyor. Evet. Onu ayarlayacağız artık. Hı. Orada içeride ayarlayacağız. Ona 10 korsan Kayseri şekerimiz tabii ki tutuyor. Ha, olacaksa diyorsun Kayseri olsun. Kayseri olsun. Kas. Olacaksa Kayseri olsun. Mesela 10 kilo şekere, evet, 10 kilo patlıcan. Tamam. Ondan sonra da 20 kilo su. 20 kilo su. Evet. 10 kilo. 10 kilo patlıcana 10 kilo şeker, 20 kilo da su. Su. Bu kadar. Evet. Tuz limon atacağız tekrar. Gene mi atacağız? Evet. Limon tuzu atacağız. Limon tuzu. Peki bir şey soracağım. Bu burada ne kadar kaynayacak şimdi annem? Bu yumuşayacak böyle, elimizi alacağız. Böyle daha olmadı. Biraz kaynayacak. Yani 15-20 dakika falan mı? 15-20 dakika kaynayacak. 15-20 dakika sonra süzdürmeye alacak tekrar. Kevgiri alacak. Anam ne zormuş kız. Biz böyle 2 dakikada yiyorduk ya. Çok zahmetli. Yemesi çok kolay. En eziyetli patlıcan yetiştirmesi bir de reçeli. Eziyetli ama maşallah bereketli. Evet. Bir sürü yemeği oluyor, tatlısı oluyor, evet, neler neler oluyor maşallah. O zaman 15 dakika burada kaynayacak. Sonra bakacağız. 15 dakika kaynadıktan sonra kevgir tekrar alayım. Şekerli kaynatma alacak. Evet, kaynatma alacak. 15 dakika bize müsaade. Tamam. Elmas abla bir bak bakayım ne örmüş, ne örmüş, patlıcanlar olmuş mu bak hele be. Patlıcanlara bakalım. Nasıl anlayacaksın kız, elin yanmasın. Yumuşamış. Senin elin yanmıyor mu ya? Yanmıyor, bak yanıyor. Avuu nasıl yanmıyor kız, senin elin anam. Bak şuna dur bakayım. Aa yumuşamış yumuşamış. Hı hı, böyle yumuşuyor, bunu alıyoruz. Tamam. Alacağız, bir daha mı süzeceğiz, ben anlamadım ki. Yok, bu kısmı ben biraz, anlamadım. Bu biraz kendi suyunu verecek kendi halinde. Tamam. İçeriye şerbetini hazırlayacağız. O zaman kaynatmaya başlanacak. 3 saat kaynayacak. Ha. Amma uğraşıyorsunuz vallahi, zor işmiş ha. Üretim zayiatı oldu. Üretim zayiatı olmuş orada bir tane, olsun, düşmüş. Olsun olsun, o da bizden olsun. O da bizden olsun. O da kurdun kuşun hakkı ha. Yani. Kurt kuş patlıcan yer mi galiba? O kısmetten çıkmış. Patlıcanı insandan başka kimse yemiyor galiba. Hayvanlar da yer. Bık 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 bık.
Pık 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 der. Hayvanlar da yer. Hangi patates hayvan yer? Patates böceği. Patates böceği. Ha. Cemal böcek. Pık pık böceği değil mi onun adı? Pijamalı böcüktür. Pijamal mı? Pijamalı. Ha pijamalı. He pijamalı. Ha, pijamalı böcük. Patates böceği. Patates böceği. Patates böceği yer. Pijamalı böcük, pijamalı böcük. Bacağının fidesi topraktan ilk çıktığı zaman ha? Pijamalı böcek derik, patates böceği. E, pık pık hangisi? O işte o da onun larvası. Ha. Ufaklığı. O da ufak. Onlardan oluşan larvalar. Yoruldun mu? Azıcık da ben alayım mı? Buyur al gel. Ver azıcık yoruldun sen sanki. Ver hele ver. Vay 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 maşallah maşallah maşallah. Peki bizim patlıcanlar yani yamula patlıcanı bu boy mu oluyor? Daha fazla büyümüyor mu? Bu reçellik boyunda. Ha. Gözlemeli, yanlı yarıklı her çeşit boylarda büyüyor. Yani normalde daha büyük de oluyor değil mi? Daha büyük de oluyor. Tamam. Ama mesela reçellik istiyorsak bu boydayken hemen koparıyoruz reçellik getiriyoruz. Reçellik istiyorsak gerçek boyları şunlar. Hangisi? Şunlar. Aa o kadar küçük. Aha. Allah hem Allah. Hem reçellikler onlar. Elmas abla yoruldum kız. Ben alayım. Sen alsana vallahi tamam. Benim ağrıdı biliyor musun? Tamam. Sağ ol Allah razı olsun. Bunlar karnıyarıklık. Karnıyarıklık olanlar. Şu asıl reçellik olanlar şunlar ha. Reçellik. Ama karnıyarık olanlar. Ah. Hangisi kız karnıyarık? Şu. Hangisi? Şu büyük. Şu mu? Evet. Doğrayıp dilimleyip de yapabiliyoruz. Ha aynı zamanda dilimleniyor evet. Bunlar değil mi? Evet. Bu patlıcan reçeli dünyaya yayılacak ha inşallah. 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 Bizim Kayseri'den, Yemnia'dan dünyaya yayılacak. Bayanlarımız çoluğunu çocuğunu kucağına kapar, kapar, motora biner, kendiler sürer. Motoru kendi mi sürüyor? Kendi sürer, kendi üretir, kendi satar. Beylerimiz de araba sürer. Nasıl çok para mı kazanıyor buranın erkekleri? Valla kışınki fiyatlara bakarsa bizimkiler para kazanmıyor patlıcandan. Ama bakmasa emanet boşa gidiyor. İnşallah satışları çoğalır. İnşallah inşallah. Çoğalır çoğalır. Bundan iyisi mi var ya? Şahane patlıcan işte reçeli. Buyurun hanımlar. İlhane, İlhane buyurun. İlhane buyurun İlhane. Dur. Sen dur. Yok sen dur, dur. Yok yok beraber. Dur yavaş 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 yavaş. Yakmayalım. Kız yakmayalım. Aman yakmayın. Yananı görür Allah. İlhane dökek istersen. Görür inşallah. Sıcak İlhane. İlhane'den. Besmele, besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa. Tamam. Suyu verin. Suyu verin. Hortum nerede? İlhane'den İlhane döktük. Şimdi bunu temizliyoruz. Birazdan. Tandırımızın üzerine koyacağız. Tandırımızın şerbetini koyacağız. Hazırlayacağız. Şerbeti nasıl buyurun. Hazırlanıyor? Hazır değil mi? Tamam. Biraz sabırlı ol. Tamam ne bileyim. Canım çekti gayri. Sabırlı ol, sabırlı ol. 3 saattir çalıştırmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Beni sürekli çalıştırıyorsunuz. 3 saattir. Sabırlı ol, sabırlı ol. Sabırlı ol, sabırlı ol. Fark ettiler mi? Geliyor bekleyin tut. Anam şimdi tutkulsanız abi. Tandırın başına geldik. Geldi. Gözümüz buyurun. Yaşarmaya başlar gayri evet. Yavaş yavaş. Hadi ne örüyoruz kız ne örüyoruz ne örüyoruz? Bir kova su döktük şimdi. Tamam. Şimdi ikinciyi döküyoruz. İkinci kovayı döküyoruz. Nereye döküyoruz? İlhane. 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 İki kova suya bir kova şeker dökeceğiz. Bunun kaynadıkça mesela aynı eşit koyduğumuz zaman sularını... Kaynadığı zaman rengi böyle kırmızılaşmaz, rengi düzel olmaz. Ha. Patlıcan çiğ kalır. Ama suyunu fazla koyarsan kaynaya kaynaya patlıcan lezzetini bulur. Suyunu fazla mı koyacağız yani? Fazla koyacağız. Suyu fazla olacak. Şimdi şekerlerimizi şeker, bekliyoruz. 2 su koyacağız ölçüde. Tamam yarısı yarı yarıya. 10 kilo şekere 20 kilo su. Gene su geldi. Dökelim mi? Dökelim burada. Bismillah. Suyumuzu da döktük. Kayseri'nin şahane pancar şekeri geliyor. Sarap bakını ver. Hah. Gel. Kız niye öksürüyoruz biz kız? Karıştırayım. Duman tezek duman. Dumanı. Dumanlı dağlar. Vay 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 vay. Bir kova oldu. Bir kova daha dökmeyeceğiz mi? Yok yeter. Yeter mi? Kız yüzüm görünsün. Bir gelelim. Hah. İyice bunu ne yapıyoruz böyle? Çayı karıştırır gibi karıştırıyoruz ha? Tabana tutmayacak. Tabana tutarsa? Olmaz o zaman yanar. Yanar. Evet. Oo, bayağı karıştırmak lazım. Şimdi limon tuzu atıyoruz. Limon tuzu geliyor. Limon tuzu da geliyor. Aa geldi. Şu kadar yeter mi? Yeter. Çok mu? Yeter. At at at. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim bereketli olsun. Biraz daha. Amin. Açık daha mı atayım? At at. Yeter mi? Tamam. Tamam. Limon tuzunu da kattık.
Al anam. Şimdi tamam. Sen burada yapıyorsun ya, evde varınca Allah senden patlıcanla reçel ister. Çek, ben de arayacağım sizi telefonla. Evet. Diyeceğim ki bize patlıcan, yağmurla patlıcan reçeli lazım. Size gönderin, ne yapayım? İnşallah. Siz dünyanın her yerine gönderiyorsunuz. Göndereceksiniz evet, yani inşallah. Karıştırdın mı anam iyice? Karıştırdım. Eline yiyecek, sağlık. Bunun kiri çıkacak. Tuzun, tuz, limon, şekerin kirini çıkaracak. Kiri mi çıkacak? Evet. Kiri nasıl alacak ki bundan? Köpürecek, alacak. Ha, üstüne köpüğünü alacağız. Köpük çaynadığı zaman patlıcanlarımızı ekleyecek. Bu kadar. Evet. Ondan sonra şahane yamula patlıcanı servise hazır hale gelecek. Aman dokunmayın çok fenayım, baykuş tünemiş binaya. Aman dokunmayın çok fenayım, baykuş tünemiş binaya. Anam kız beni ıslattın, ne ördün sen ya, gel 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 gel. Yaktın beni. Yaktın beni, yaktı beni, yaktı beni, yamulalar yaktı beni. Vay 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 vay. Köpüğü niye çıkmadı, hani köpüğü çıkıyordu onun? Kayseri şekerimizin iyi olduğu için. Baba reklama bak, Kayseri şekeri. Şekerimizi döktük, iyice karıştırdık. Çayda, çayı karıştırır gibi iyice böyle karıştırdık değil mi? Evet. Altına yapışmasın diye. Limon tuzunu, limon tuzunu da attık. Ondan sonra şimdi ne yapacağız artık? Kaynayıp olgunlaşmasına bakacağız, tatlı olmasına. Tezek mi o kız? Tezek. Ana! Gene gözüme kaçtı. Kaçta başladınız annem siz çalışmaya? Sabah 5'te başladık. Hadi canım. Vallahi 5'te başladık. Abo hey maşallah size. Karıştırayım mı bunu bir? Karıştır, bir bakalım tezeyi. Olmuş mu? Olmuş bu, inecek artık. Bunu yavaş yavaş indireceğiz. Evet. Peki bunun şu anda içinde şerbeti var değil mi? Şerbet var, limon tuzu var. Vay 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 vay, patlıcanlara bak. Ya ben bir şey söyleyeceğim, hiç aklıma gelmezdi patlıcan reçeli, biliyor musun? Bu patlıcanı götüreceğim. Karnını yaracağım, cevizi dolduracağım. Anam! Ondan sonra Kayseri'ye doğru koşarak İyinci gideceğim. Tatlı. Vallahi bir şey söyleyeyim, hakikaten çok güzel. Dur ben şunu alacağım. Şunu. Şöyle. Tamam. Şöyle. Bunu alıyorsunuz, nasıl karnıyarık yapıyor? Karnıyarık yapar gibi mi? Karnıyarık yapar gibi. İstersen böyle yarıyorsun. Yardık cevizi burayı. Cevizi doldur. Cevizi doldurduk. Biraz şerbetini dök tabağa. Tabii biraz dökeceğiz. Misafire tatlı. Ulan ne misafir? Ben kendim yerim. Misafir sonra yesin. Canım çekti. Şu an hiç misafir düşünmemiz. Tamam. Bu kaç saattir burada annem? 3-4 saattir kaynıyor. 4 saattir evet. Kaynıyor. Ben çok duygusal bir ortam oldu. Biraz gözlerim yaşarıyor. Seni dağlattın. Çok acıttın. Ana bu patlıcan niye böyle kız? Yanıyor da ondan. Vallahi insanı duygulandırıyor. Alo. Alo anam. Bu hep tezekten oluyor değil mi, bu duman oluyor? Çok koyulmasın diye altını söndürdüğümüz için böyle duman verdi. Yoksa şimdi yana... indiriyor muyuz bunu? Bunu indiriyorum. İndirelim mi? İndirelim. Hadi indirek. Hadi gari. Elini elde mi? Öyle tut. Yok elim elde yanım zaten, ver hele. Kız ben çok duygulandım yine. Au! Elim yandı kız, dur. Ah şuraya aldık. Şimdi buradan biraz burada dinlenecek. Biraz dinlenecek. Sen de mi duygulandın? Duman. Ha duman, seninki duman. Burada biraz dinlen, burada biraz dinlenmesi. Kamera nerede kız? Ha, şu mu? Orada. Şu mu kız? Bizi çekiyor. Ha, burada ne kadar dinlenecek? Bir saat falan dinlenecek. Onun kaplarını alacağız. Sonra kapaklı şeyler var ya, kavanoz, cam kavanozlar. Cam olsun, cam sağlıklı olsun. Düşünün. Plastikleri ben çok beğenmiyorum. Plastikler güzel olmuyor. Cam şahane oluyor. Cam kullanıyoruz. Aynen. Sevgili seyirciler, işte o şahane lezzet, o mübarek nimet patlıcan reçelinin son hali bu değil mi? Evet. Son hali artık evet. Şu an hazır. Hazır mıyız abla? Hazırız. Hazırız. Hazır. Daha bunun neyi kaldı? Yinmesi kaldı. Yinmesi kaldı. O da bize kalsın canım. O da size kalsın. O da bize kalsın ama size de kalsın. Tekrar söylüyorum, dünyada herkesin bunu bir kere tatması lazım. Bu şahane nimeti, patlıcan reçelini inşallah sizler de tadarsınız. Çok güzel oldu. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu cam kavanozlarda. Bu arada sağlıklısı da bu değil mi? Sağlıklısı, doğalı o. Kız plastik milastik iyi olmuyor abla. Olmuyor. Ha? Plastik iyi olmuyor. Ne öğreneceğim plastiği cam varken? Cam varken. He. Ondan sonra işte yani dedim ya, bu Kayseri, Koca Sinan, Yenya, Yamula patlıcan reçeli dünyanın bir numarası olacak inşallah. Dünyada bunun patentini de al hakkı, biz bunun şey yapalım. Patentimiz var. Var değil mi? Var patentimiz. Oğlum Kayseri'yle patent bırakır mı? Kayseri'yle onu çok daha hallettmiştir. Hallettik. Halletti. İnşallah dışarıya tohumlarımızın satışını da durdurur da sahte patlıcanların gelmesini önlersek. Ha. O yamula patlıcanı diye bize yutturmasınlar. Yutturmasınlar. 7. ayın 27'sinden önce yamula patlıcanı çıkmaz. Aklınızda olsun. 7. ayın 20'sinden sonra gidip de bakkaldan, önce, marketten, manavdan, pazardan almayın. Yamula diye satılıyor ama yamula değil. İşte müthiş nimet. Şöyle göstereyim size. Yamula! Yamula! Yerim seni bayıla bayıla. Ne yemek ne içmek.
çiçek ne tadım kaldı. Garip bülbül gibi feryadım kaldı. Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı. Garip bülbül gibi feryadım kaldı. Alamadım eyvah, muradım kaldı. İrengi gözümde solan dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Bravo, bravo, bravo. Bütün Türkiye'ye selam olsun. Yekte anam yekte, bastırmalar denkte. Ne olursa olur delikanlılıkta. Yekte yavrum yekte, bastırmalar denkte. Ne olursa olur delikanlılıkta. Sevgili seyirciler, Kayseri Koca Sinan Yemliğa'dayız. Dünyanın en güzel patlıcanının olduğu yerdeyiz. Yomra patlıcanını toplamaya, sizlere göstermeye geldik. Aa, şimdi anamlar, ablamlar topluyorlar. Kız, burada yılan mılan olmasın. Olmaz, olmaz, gel. Olmaz. Ondan sonra beni soksun yılan. Siz de bir rahatlayaydınız. Ben şimdi buradan nasıl geçeceğim ablam ya? Türkü çağır diyor sana, sokmaz o zaman. Türkü çağırınca sokmuyor. geliyorum bir dakika. Yilli, yilli. Kayseri'nin yillisi. Hatepli yamuna patlıcanı. Aa, burada hepsi. Ablamlar, anamlar topluyorlar. Gerçekten dünyaca ünlü yomra patlıcanı. Bunun çıkma mevsimi varmış. 7. ayın 20'sinden önce yomra patlıcanı değerlerse yemeyin. Niye? Yomra patlıcanı 7. ayın 20'sinden önce çıkmaz. Göster hele, bir gösterin hele. Şöyle bir elinize alın bakalım. Hatepli şöyle. Yomra patlıcanı et yanında tamam. Kayseri'nin yillisi, yillisi. Kayseri yamula, yamula. Bir şey söyleyeceğim. Yamula patlıcanının, yani bu mesela küçüğü de var değil mi? Bunlar büyükleri. Evet, bunlar közlemelik. Bunlar ganiyarıklık. Al işte, bu da küçük. Bu reçellik. Hiçbir şey araya gitmiyor bu tarlada. Küçükler reçellik olarak ayrılıyor. Şu ganiyarık. Bu da ganiyarık. İmam bayıldı var mı? Al al al. Bayıldı da şunlar. Aa, imam bayıldı, bayıldı. İmam bayıldı da bu. Senin sebzelerin en şahanelerinden bizim yamla patlıcanı da. Anam, kız yılan mıydı o? Yok. Vallahi oradan bir çıtırtı geldi ha. Kız, bir kışmış, bir şey deyin ya. Kış. Kış atın bacaklarına. Kış. Benim bacaklarımdan uzak durun, gidin. Biz kovmayasak, sen hiç kovma. Biz bu tallalarda her gün, her hafta. Ama siz alışmışsınız anam ya. Sen de alışacaksın. Ben bir şey söyleyeceğim. Emanetin bağrı yük olur. Ben buraya emanete geldim. Şimdi bana bir şey olmasın valla. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz inşallah. Hadi. Şimdi bunları ne zaman ektiniz siz? Dördüncü ayın ikisi, üçü. Dördüncü ayda ektiniz. Yedinci ayın 20'sinde alırız. Yedinci aydan kaçıncı aya kadar? Kadar. 10. aya kadar yomla patlıcanı, yamula patlıcanı toplayabiliyorsunuz. Ben bunu niye taşıyorum ki? Bırakayım mı? Götüreceğim oraya götürürüm. Oraya götürürüm. Tamam, ceza alayım. Giderim. İşte bizim şahane patlıcanların hikayesini hem muhtarımdan hem de kooperatif başkanımızdan dinleyeceğiz. Niye bu kadar ünlü? Niye dünyaca ünlü? Niye dadının üstüne dat olmuyor bu mübarek... Anam, diken miydi o? Bu mübarek sebzede. Muhtemelen bir çıtırdı geldi. Yılan mıydı o ya? Yok, yılan. Vallahi kurban olayım. Gelirse bana bir haber verin tamam. Size. Ben biraz korkuyorum tamam. Muhtarım. Tamam. Şimdi niye bizim toprağından mı, suyundan mı muhtarım, sizden dinleyelim ilk önce. Niye bu kadar güzel bu patlıcan? Bizim Yemliha'da klimatik bir iklim var. Ha, havadan. Bak, havadan. Rızıldırmağın getirdiği alüvyonlardan dolayı toprakta gübre gibi çok güzel bir humus veriyor. Hı hı. Lezzeti oradan geliyor. Ayrıca dediğim gibi klimatik bir iklim var. Türkiye'nin neresini ekerseniz ekin bu tadı vermiyor. Evet, değil mi? Vermiyor. Evet, maalesef bu rengi ve tadı vermiyor. Ayrıca Yemliha'mızda bak, bağ yapraklarımız bizim biraz ekşi olur. Hı hı. Limona gerek kalmaz. O da bu klimatik iklimden dolayı böyle çok güzel olur. Tamamen havasından yani, değil mi abi? Havasından, suyundan, evet. Mesela ben bunun tohumunu alsam, götürsem İstanbul'a diksem olur mu? Maalesef. Ekmek, her yerde denendi, buradaki gibi olmadı. Her yerde denendi. O yüzden boşa denemeyin, olmuyor. Denendi,
Denen de olmadı. O yüzden ne yapacaksınız? Kayseri'ye geleceksiniz. Koca Sinan'ın oradan hop Yemli'ye geleceksiniz. İnşallah yolunuz düşer. Bu güzellikleri yerinde görürsünüz. Böyle mosmor. O kadar güzel bir tarlalar var ki burada. Mosmor çiçekler var. O çiçekler şöyle göstereyim. Anam dur. Şu. Şunlar. Muhtarım bunlar değil mi? Evet. Bunlar. Çiçeği burnumda diye de o şuradan bir tane koparım vereyim ben size. Şey olmaz. Ha, buyurun. Tamam. Şu da çiçeği burnumda. Ha bu çiçeği burnumda idi. Evet. Bu çiçeği burnunda. Onun koku patlıcan şu anda. Burada, burası patlıcan mı şimdi şurası? Orası patlıcan. Vay vay vay. Çiçeği burnunda. Atalım bir tane. Atalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi toplamalar devam ediyor. Şöyle göstereyim. Çiçeğinin güzelliğini görüyorsunuz ama bu çiçekler böyle kalmıyor. Değil mi muhtarım? Evet, bu patlıcan olacak. Bu patlıcan olacak inşallah. Şimdi kooperatif başkanım abim de burada. Kooperatifte neler yapıyorsunuz? Kooperatifte çiftçimizin ürettiği patlıcanları alıyoruz. Hı-hı. Süt topluyoruz, soğutuyoruz, ne satıyoruz. Sütü? Normal süt. Evet, inek sütü. Evet. Soğutup satıyoruz. Çiftçilerimize ilaçlarını temin ediyoruz. Hı hı. Hayvanlarına yemlerini temin ediyoruz. Bilgileri veriyorsunuz. Evet, evet. Değil mi? Peki evet. Patlıcanla alakalı ne yapıyorsunuz? Bu şahane patlıcanla alakalı. Patlıcanı baharın ekerler. 4. ayda ekerler. 7. ayın 15'i 20'si gibi hasata başlarız. Hı hı. Ondan sonra çiftçilerimiz bize getirir. Biz de bunu Kayseri'de halde ondan sonra marketlerde değerlendiririz. Reçelinde yapıyoruz. Onun haberini aldık. Gözlemesini de yapıyoruz. Bir de bu bizim patlıcanın özelliği her şey oluyor bundan galiba. Yani evet. İmam Bayıldı'dan tut da reçelinden tut da işte karnıyarından hepsi oluyor. Anam lan yılan mıydı? O bir ses geldi. Yok. Vallahi bir ses geldi. Yemin ediyorum bir ses şey geldi. Yok. Neydi o ya? Patlıcan düştü. Ha aman gözünü seveyim. Tövbe ya Rabbim ya Resulullah. Muhtarım sen beni koruyacaktın, kurtaracaktın ya. Yılan olmaz burada. Ya vallahi nasıl olmaz? Şey. Bakana kocaman şey tarla muhtarım. Yok yok burada yok. Sen korkma. Vallahi bir ses geldi abi. Sen korktun korkma. Tamam korkmuyorum ben, korkmuyorum. Anam ben korkmuyorum. Yok korkmuyorum. Yok korkmuyorum. Yok korkmuyorum. Korkuyorum ben. Patlıcan atıyorlar. Vallahi korkuyorum ben. Patlıcan atıyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Adamı korkut. Önemsemiyorlar tamam mı? Niye hep buraların içindeler ya. Evet. La vallahi buradan bir ses geliyor. Yemin ediyorum. Patlıcan atıyor. Ya abla yapma gözünü seveyim ya. Özür dilerim sevgili seyirciler. Oradan patlıcan atıyorlarmış. Ben onu yılan zettim. Yılandan korkmam, patlıcandan korktuğum kadar vallahi. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Yamulo patlıcanından her şey oluyor. Evet. Şimdi reçeli revaçta. Evet. Onu özellikle bütün dünya duysun istiyoruz biz de. Çok istiyoruz. Bununla alakalı var mı çalışmalarınız? Çalışmalarımız var. Biz bunu sadece üretim ruhsatını almadık. Biz bunu yapıyoruz. Fuarlara falan götürüp satabiliyoruz. Ya bir ses geliyor. Vallahi damlama, billahi bir ses geliyor ya. Damlamanın sesi. Damlamayı çekiyor. Su geliyor. Ha Allah'ım ya Rabbim kurban olayım. Şuradan bir çıkaydı. Ter bastı tamam. Beni vallahi. Muhtarım çıksak mı ne yapsak kurban olayım. Vallahi size suyuga süzün yiyecekler. Vallahi bir şey var burada. Kız abla yapma ya. Allah'ını seversen. Bak orada bak ben. Sen ne yapıyorsun orada? Sabot ediyorlar çekimi. Vallahi çekimimizi sabot ediyorlar. Ya ben korkuyorum da. Neyse ben biraz yılandan korkuyorum da. Korktum. Korkuyoruz da o yüzden böyle oluyor. Kim korkmaz ki yılandan şimdi değil mi yani? Ya. Güzel yurdumuzun, vatanımızın, milletimizin inşallah böyle dünya çapında ürünleri olsun. Bunun coğrafi işaret patenti var. 2007 yılında müracaat ettik. 2012 yılında patentini aldık. Coğrafi işaret patenti. Tamam. Yani bu patlıcan bu bölgeden başka bir yerde olmaz diye. Olmuyor bu kadar özellikleri net. Olmuyor evet. Çünkü Kızılırmak burada bin yıllarca akmış. Buraya zengin toprakları taşımış. Burası Kızılırmak havzası. Ha o yüzden sadece muhtarım dediği gibi doğru. Sadece lezzeti veriyor evet. Başka yerde vermez. Pazarlarda marketlerde şimdi Yemliha Tarımsal Kalkınma diye kooperatifimizin ablemini görmeden çuvalları ya da koli paketlerimizi görmeden yamula patlıcanı almasınlar. Temmuz'un en az 15-20'si. 15-20'sinden önce çıkmıyormuş. Yani hani Temmuz'un 15'inden önce yamula patlıcanı alayım diyorsanız o yamula patlıcanı değildir değil evet, mi? Evet. Öyle aklınızda olsun. Allah daim eylesin, kaim eylesin. Allah'a emanet olun. Hadi biz geziyoruz. Gidelim. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, Yemliha'dayız, patlıcanın yurdundayız. Nereye geldik? Bizim Erkiletlerin Ahmet abi var, onun evine geldik. Patlıcanın yurdunda ne yapılır, ne örülür? Tabii ki karnıyarık yapılır. Hadi Ahmet abinin evine doğru bir girelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne arıyorsunuz, ne arıyorsunuz? Hoş bulduk. Erkiletlerin Ahmet abinin evine geldim. Aa dedik ya patlıcanın has yurdunda memleketindeyiz. Ne yapacağız? Anamlar, ablamlar bize karnıyarık yapacaklar. Bir dakika, anamın elini öpeceğim ilk önce. Anam!
Abo, hoş geldin. Abo, hoş geldin. Kız ne arıyorsun anam, ne arıyorsun? Oğlum ne arıyorum, iyiyik. Seni gördük, daha iyi oldu. Allah razı olsun. İşte benim anam, adını neydi? Anam, adını neydi? Fatma. Fatma, kız benim adım, anamın adı da Fatma. Anam işte anam. He, anam valla. Fatma anan burada, şimdi malzemelerimiz var. Adım neydi? Fatma benim gibi. Ne? Anam, onun Fatma. Kız iki Fatma, dur dilek tutayım. Ebelerinin adı, ebelerinin. Kimin? Anneanneleri şeymiştin. Ebelerinin adı mı? Babaannenin, dip babaannenin adı. Senin adın neydi abla? Sultan. Sultan abla. Benimki de anneannenin adı. Sultan Fatma. Ne güzel vallahi. Böyle gidiyor bizim sülalemiz. Eyvallah. Bu bizim meşhur patlıcan bu değil mi? Hı hı. Şahane. Bir tane gösterebilir miyim? Bizim buranın o dillere destan şahane patlıcanı, badılcanı, balcanı aha da bu. Bizim patlıcanımız bu. Bunun adı ne? Yamula patlıcanı. Yamula, yamula, yamula patlıcanı. Bunun işte közlemesinden tutun da, karnıyarından tutun da, ondan sonra neyi vardı? Musakka. Musakka, musakka. Kurusu, İmam Bayıldı. İmam Bayıldı mı? Reçel, evet. İmam Bayıldı var mı? Ya, oluyor mu yani? Hı hı. Kavuruk, dolaba kavuruk, kışın da yürük aynısı. Neleri neleri? Daha bunun reçeli var. Kurusu, gözlemesi, reçeli. Gözlemesi mi? Hı hı. Patlıcanlı gözleme. Evet. O da oluyor. Hı. Ama biz bugün ne yapacağız sizler için? Yamula patlıcanından... Karnıyarık. Ne oldu, niye karnıyarık demişler kana? Vallahi hiç bilmiyorum. Benim Allah'ım. Benden önce demişler, biz de gidiyoruz. Senden önce mi demişler onu? Bak hele onu bence şeyden demişler, bunun karnını yarıyoruz ya. Belki de, imam bayıldı niye? İmamı işte bayıltıyoruz diyor onu da şey. Bu böyle yenmez mi? Yeniyor da. Vallahi yeniyor, hakikaten yeniyor. Böyle ısırıyorsun yeniyor. Abi. Acı mı? Ne o, bu getir keseyim. Kesele bir tane. Baş tarafı. Bir tane yiyeceğim. Biz... Bahar. Bahar'a gidene yenir ya. Vallahi çok güzel ha. Böyle inmez. Bak bak bak. Baksana et gibi. Vallahi et gibi ha. Sigara içenler nikotin yerine de yiyebilir. Ha bak ben onu duydum. Sigara içenler. Allah inşallah sizi kurtarsın bu kötülükten. İnşallah. Bıraktığınız zaman da nikotin ihtiyacı hissettiğinizde bunu doktorlar da söylüyor. Hı. Patlıcanını alıyorsunuz. Yamula patlıcanı özellikle bak alıyorsunuz. Gelin bak. Şu an bak bak. Bak nikotin alıyorum ben şu anda. Alıyorum. Karışmıyor mu? Yok. Sigara içilir mi kız? Sigara nedir ya? Allah korusun. Sen içiyor musun? Yok! 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 Yok yok! Bizde yok. İnşallah. Kız bu ne güzel mi? Elma gibi çıtır çıtır gidiyor valla. Evet, evet. Şimdi. Bunu bak tuzlayıp suyunu alınca ayaklarda mayasır oluyor ya kaşıntı. He? Bunu da alıyor. Patlıcanın kırmızısı iyi olur. Tamam. Çok çeyirdeksiz olur bak. Yedinci aydan önce çıkanlarda kesinlikle yamula patlıcanı değil. İnanmayın. Anam sana sorayım. Acı patlıcanı kırağı çalar mı? Çalmaz. Çalmaz mı? Çalmaz tabii. Çalıyor, çalıyor. Çalıyor. Çalmaz. Ama hiç... acı patlıcanı kırağı mesela bunların çalmaz. Acısı oluyor mu? Bu mesela çok güzel tadı. Olur. Gözlüğünce eğer almaz dalında beklerse afır dirik biz ona onlar acı olur. Afır mı? Hı hı. Tohumluk korur. Afır ne yıkır? Afır beyaz. Ha, beyaz patlıcan. Sevmediğiniz patlıcanı kişilere kocası, de afır değil, kusurda afır. Da harık. Hadi canım. Sevmediklerinize ne diyorsunuz? Afır. Bak hele afıra. Patlıcanlarımızı soyduk. Şimdi tamam. Kızartma. Kızartacağız ondan sonra mı? Hı hı. Kızartacağız şey biraz soğuyunca içini hazırlayacağız. O zaman malzemelerimizi sayalım mı ilk önce bize? Yamula patlıcanına karnıyarık yapacağız. Karnıyarık yapmak için hangi malzemeler var? Hı. Sultan annem onları size saysın biraz olsun. Tereyağı koyuyor. Tamam. Yalan oluyor ya. Soğanı atarız. Karabiber, toz biber, salça, hafif bir domates, sarımsak bunları kavururuz. Tamam. Ondan sonra biraz esneyince içine doldururuz. Üzerine domates, biber süsleriz. Oh, oh. Biraz oh. Salçalı su fırına veririz. Peki annem o şey, o et, kıyma ne eti? İnek eti. Dana, inek değil mi? Onlardan olacak. Daha mı iyi olur? Fark etmez. Kuzu etinden daha tatlı olur. Öyle mi? Evet. Kuzu etinden çok güzel musakkası olur. Hmm. Ama biz şimdi büyük baştan dana etinden şey yapacağız. Yamula karnıyarık yemeği yapacağız. Yamula patlıcandan karnıyarık yemeği. Ben hadi yapayım. Bismillah. Dur atma. Dur. Bir dakika. Heh, yavaş. Allah üstüme Allah. Sıçrar kız. Sıçıramayacağım. Adın neydi abla? Hatice. Hatice abla. Şimdi zeytinyağı mı? Ayçiçek yağı bu. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağını. Kızdırdık iyice sobanın üstünde. Evet. Kaç tane yapacağız? 4 tane işte ya da 5 tane. 3-4 kişilik kaç kişilik yapacaksanız kızartıyoruz. Normal patates kızartısı gibi içine atıyoruz. Bu ne kadar kalacak içinde? 5-10 dakikadan kızar. Pembeleşinceye kadar. Pembeleşecek mi? Kızartınca kendi döner seni. Şu tarafı. Bu da soğan gibi pembeleşecek mi? Evet. Patlıcanımız burada kızarırken
Orada da içini hazırlayıp ondan sonra patlıcanın içini dolduracağız. A, B, C vitaminleri hepsi varmış patlıcanda. Şifa kaynağıymış. Aynı zamanda da eklem ağrılarına falan çok iyi geliyormuş. Ondan sonra sıfır kolesterol. Kolesterol olanlar rahatlıkla patlıcan yiyebiliyor. Ne vereyim abime? Ne vereyim ablama? Kıymamızı alalım. Buyurun. 7. aydan sonra çıkarıyor. 7. ayın ortasında. 7. aydan önceki patlıcanlar organik olarak yetişmiyor yani. Öyle mi? 3. ayın sonunda ekerik. 7. ayın ortasında patlıcandan ürün almaya başlarım. Hmm. Organik diye bizden önce çıkartıyorlar, satıyorlar. Bizim malımızın değerini düşürüyorlar. Yamula patlıcanı diye mi satıyorlar? Evet. 4 ay bir organik olarak büyümesini beklerim. 4 ayda mı çıkıyor? 4 ayda tam olgun meyve vermeye başlıyor. Bir kere mi çıkıyor? Yok. 9. ay, 10. aya kadar kuruyor. Haftada bir kere kuruyor. 2-3 sefer su arıyor. Bebek gibi baharı. Valla. Evet. Bebek gibi baharı sildim. Çok çok su istiyor mu? Çıkar. Oraya gelince su istemez. Çıktı evet. Sonra haftada bir... Aynı. Çocuk nasıl yetişiyor, patlıcanlarımızı o şekilde yetiştirdik. Bu kadar önemli evet, ha? Evet. Bu kadar önem veriyor. Ama o kadar da ucuz bitiyor. Kaç para kilosu? Bizden biri alıyorlar herhalde. Şimdi kilosu 1 liraya tabii bize gelene kadar o. Bunu alan evet, aracı oluyor. Aracı yani. Yine aracı evet. Gene ben susayım yani diyorum ama. Bak ben gene susayım diyorum aracılar ama ya ben nasıl susayım kurban olayım evet. Ya. Burada 1'e biz gittik mandalina gene 1'e. Patlıcan 1'e. Erik 1'e. Öteki 1'e. Ya arkadaş yani bize gelene kadar 7-8 oluyor. Bu nasıl oluyor da oluyor? Biraz az alın da ya bizde 2'ye 3'e verin de. Hem bu ya da 2'ye alın. 3'e alın. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alırız. Yağımızı kızarttıktan sonra patlamaması için alıyoruz. Tamam. Yağımızı evet. Kızarttıktan sonra, patlıcanlar kızarttıktan sonra yağ aldık. Evet. İçi buraya koyduk. İçi nasıl hazırladı anam? Soğanları döktü içine. Şöyle bir kızdırdı. Şöyle bir pembeleşinceye kadar kavurdu. Ondan sonra kıymayı koydu. Al sana iç. Kızlar tavanın tatını duyanlar şöyle kaynanmazlar. Ne vereyim? Tuz. Tuz. Ben de sus diyorum zannettim. Sus. Tuz, tuz. Sayın Başkanımızdan biz doğal gaz istiyoruz. Çünkü evet. Biz baharın çıkarık dışarı patlıcan, pancar, ekin, yonca, çekirdek her işi görürük. Kuz gelince içeri girerik. Şimdi ağaçlarımız da kurudu. Sular dabandan gidiyor. Sayın Başkanım Yamulu'ya da doğal gaz istiyor. İnşallah, inşallah. 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 Kadınlarımıza iş alanı istiyoruz. İnşallah, başkanım. İnşallah. Başkanım ürettiklerimizin değerli olmasını istiyoruz. Ucuza gitmesini istemiyoruz. Emek veriyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Allah'tan biraz asfaltın kenarına pazar yeri koyduk. Biraz millet kendini evet, kurtardı. Değerli. Çalıştırdın beni, hangisini istiyorsun? Çekil beni alırım. Ne? Yanacak şimdi, korkuyorum. Yanmaz. O zaman sen de yamak oldun. Ne oldun? Yamak. Yamak he. Yamak oldum ben. Yamağım ben. Yamak. Aşçı yamağı. Yamak. Anam. Kız ödümü kopardın benim. Anam. Sobaya yapışıyordum kız. Şunu alalım. Ne hangisini alalım? Ne ola bıçağı karnıma sok bari. Şunu ver hele şunu. O sobaya yapışıyordum. Benim sarımsak doğrayacağım. Domates vereyim mi domates? Biraz sotelenmesi lazım. Yeşil biber koyuyoruz. Pul biber, sarımsak koyuyorduk. Biber. Pul biber kondu. Karabiber kondu. Tuz kondu. Bir de domates konacak. Al sana iç. Domatesini iç gibi iç hem de ha. Dökün mü? Bismillah. Vay 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 vay. Yamulanın patlıcanı. Acıktım beni anlayacak mı? Hadi kaç saat oldu açlıktan beni öldürecek mi? Açlıktan beni öldürecek mi? Bir saate hazır olun. Bir saate mi? Abo! Anam ben çalışmıyorum ben bırak istifa ediyorum. Bırakıyorum istifa ediyorum. Anamın yanına gidiyorum. Türkü söyle bakayım türkü söyle. Söyleyeyim ben. Ben bırakıyorum ben kendi bak, işimi yapıyorum. Söyle. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor mihriban. Mihriban. Hayrılıktan zor belleme ölümü. Ölümü görmeyince sezilmiyor. Mihriban, mihriban. Ha geldim geldim tamam bir süreliğine daha çalışacağım geldim. Tamam indirmeden önce biraz da maydanoz bırakacağız. Tamam çok olmayacak değil mi maydanoz şimdi çok öyle haşlanmayacak. Yok, çok haşlanmayacak. Şimdi alacağız. Şimdi içimiz hazır.
İçimiz bir, dışımız bir. Bizde yalan yok, hilaf yok. İndiriyorum. İndirebilirsin. Fatma Hanım. Anam. Bak, 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 bak. Ekmeğinen ye, ekmeğinen. Patlıcanların içi nasıl dolacak işte, ben onu çok merak ediyorum. Aynen. İçini açmıştık zaten. Sıcağmış, sıcağmış. Abo. Bir kaşık koyduk, bir daha koyalım. Alalım. Cam tabağımızı da aldık. Sarımsaklı sarımsaklı vallahi. Şahane görünüyor. Bu böylece fırına mı gidecek sonra bir daha? Biraz üzerine domates, biber koyacağım. Hmm, sonra fırına. Sonra fırına. Aa, şura şura şura. Bir sarmaldım. Vay vay vay. Bence yumuşar. Yamula patlıcanı, yamula. Ey Allah'ına kurban. Kuzu eti dedik biz. Patlıcanı. Evet. Hadi canım. Evet. Hakikaten kuzu eti gibi ama. Önceden çıkanlara göre bu kuzu eti bize. Gerçekten de öyle, evet. Yani. Bildiğin kuzu eti yani. Közlemesini hiç halam her öyle yer. Gerçekten Avrupa'dan mi? Geldi, evet. Ondan başka bir şey yemiyordu bir ara. Bak, şeker hastaları yiyebiliyor değil mi rahat rahat? Evet, sınırsız. Yani şekeri yok, kuşat bunda. Çiğ de ye, pişmiş de ye. Ye Allah ye. Kızart ye he. Kız, bir tane de ben doldurayım mı? Doldur. Bu soğuk, elini doldurayım. Öğreneyim. Aha 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 aha. Böyle. Şöyle. Koy kız, acıma. Kız azıcık bol koy. Bak bak. Ne güzel oldu. Sen açamadın. Ben yaptım. Şunu şöyle koyayım. Şimdi patlıcanlarımızın üzerine normal, hiç pişmemiş, dokunulmamış, sadece yıkanmış, kesilmiş domates ve biber koyduk değil mi? Şimdi patlıcanlarımız hazır. Yamala patlıcanı değil mi? Karnıyarık şeklinde hazır. Burada da şu kaldı, bunu da biz şey yapacağız, sıyıracağız. Tamam, ben sana sunaklayayım onu. Evet, sunaklayacağız. Ekmeğinden, ekmeğinden yiyeceğiz, ekmeğinden yiyeceğiz. Üzerine sosumuzu döküyoruz. Evet, nasıl, salça mı bu sadece? Salçayı biraz cıvıttık. He. Gelinimiz biraz koyuk etmiş. Geline, hemen geline de oradan lafı yapıştır hemen. Hemen geline azıcık lafı oradan. Azıcık cıvıt getir dedim. Gelin ne yapmış? Biraz katı yapmış. Katı yapmış. Hemen nasıl gelin? Gelin Hatice. Gelin Hatice nerede kız? İşte. Önceden ısıtılmış. Sobamızın içerisine gönderdik. Abla, ne kadar bekleyeceğiz? 10 dakikaya hazır olur. 10 dakikaya aslanlar gibi yamula patlıcanından, yamula patlıcanından karnıyarımız hazır. Şimdi bunu nasıl yiyeceğiz? Azıcık bir şey kaldı. Bunu yiyelim. Sunağı kopatacağım. Neyi? Ekmekten sunağı kopatacağım. Sunak. Şöyle sıyıracağım. Öyle nişanlı güzel olur. Tamam. Şunu da alacağım. Vay şöyle, vay. Şöyle. Burayı bükeceksin şöyle. Evet. Şöyle. Lört diş. Çok açacağız. Çok canım çekti ha. Neyse, bir 10 dakika sonra bizim yemeğimiz hazır inşallah. Yamula patlıcanından şahane karnıyarık. Vay vay vay. Elinize sağlık. Şahane oldu. Az önce sobanın içinden, kuzineden çıktı. Aa, tabağa da kondu. Bizim şahane yamula patlıcanından karnıyarık. Evet, etinden çok patlıcanlı seveceğiz. Vallahi zaten et gibi dedin ya. Buna? Kuzu eti, kuzu. Vallahi şahane görünüyor. Elinize sağlık. Bu zor mu bu kadar bunu yetiştirmek? Yetiştirmesi çok zor. Bebek gibi bebek bakarak gibi onu kuzuna. Yetiştireceksin, çapalayacaksın. Hı. Her şeysini, suyunu vereceksin. Haftada bir yoklar yani. Yok diyorsun, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Bakarık çıkmış mı, çıkar otunu alarık, gider severik. Nasıl seven kız? Severik. Kız, patlıcan sevilir mi? Kadar alayım çıkmış direkt, otunu alarık. Patlıcanı mı? Evet. Hadi canım. Valla. Bak hele, ben patlıcan, hadi bir sev, nasıl seviyor? Kadar alayım. Seviyorum. Nasıl? Patlıcanımı severim. Seni sevmem, patlıcanımı severim. Evet. Patlıcanı nasıl seviyorsun? Anam bir anlat. Kadar alırım, çıkmış diyor. Bakıyor, su mu istiyor, ters mi istiyor, onları veriyor. Ters ne? Kupre. Böcüğüne bakarık, böceklenmiş mi? Patlıcan böcüğü mü oluyor? Evet, patlıcan böcüğü olur. Nasıl böcük? Pijamalı diyorsun. Pijamalı ne? Pijamalı böcük diyor işte. Pijamalı böcük mü oldu? Larvası oluyor onu. Ha. Üzüm gibi yiyemiyor. Allah Allah. Onları kontrol ediyorsunuz. Onları kontrol ederim. Sonra bık bık diri. Bık bık mı? Bık bık. Böcüğün adı. Evet. Kız, bık bık diye böcük mü olur? Biz kontrol ederiz. Seyirciler, bık bık böcüğünden Allah bizi korusun. Bık bık. Sonra bık, kabuklanır. Bık bık. Yumurta bırakır. Bık bık. Bık bık böcüğünden bıktık valla. Bık bık diri. Ondan sonra çiçekleri hemen sinek çıkar. Ona kooperatifin kontrolünde zarar vermeyecek ilaçları yaparız. Büyüdür, haftada bir kırarız. O bık bık böcüğü falan gitti. Yok canım, o olsa zaten türemez. Bu diyor. Ha. Yaprak falan koymuyor. Sadece iskeletini koyuyor, çıkıyor. Peki mesela gittik kırdık ya, bir tane patlıcan kırdık. Hı-hı. Hemen bir daha ne zaman çıkıyor yanına? Haftaya. Biraz büyüyenini alırız, küçük küçük dalında kalır. Onları haftaya bırakırız. Hmm. Kaçıncı aya kadar? 2 ay kırarız. 2 ay.
Evet, soğuk alana kadar. O zaman acı mı oluyor? O zaman da acı olmaz da içi çeyreklerini soğuk alır, kararır. O yüzden acı patlıcan. Acı patlıcan kırağı çalmaz o, diyorlar ya. O diyem ya bak afır o. Koruk bizde. Afır. Çirkinin afır. Sen bana afır mı dedin? Yok. Sen bana afır mı diyorsun? Bak hala ayıp ettin. Vallahi anam. Sen bana afır mı dedin? Yok canım diyeyim. Tamam. Kızdıklarınızı diyor musunuz diye sevmediklerinizi? Kusur daha kana direkt afır. Peki bir şey soracağım abla sana. Siz çok uğraşıyorsunuz dedin ya, evet. Sabahın köründe kalkıyoruz, evet. Dedin. Kaçta, evet. Kalkıyorsunuz? Sabah 6'da kalkarık, 7'de tallıya varırık. Tamam. Saat 8'de de evimize gelirik akşam. Hadi canım. Evet. O kadar sürüyor mu bu? Sürüyor. Yemeğimiz, daha da bitmemiz, yemeğe vaktimiz olmuyor. Allah Allah. Evet, eğitim yok bir bebek gibi onun dibine çok gelir, varmıyor. Bir de gelir ahır sığır korurum. İnek, evet, tanım. Çamaşırı da yemeği de akşamdan yapıyor kunduzun. Bir şey söyleyeceğim bu çocuklarımız kadar. Çocuklarımız da evde kalıyor yani, biz mahalleye senin olsun. Tamam, bu kadar kıymetli, çok güzel, evet, bir tadı çok güzel. Çok kıymetli. Yamuna patlıcanı çok özel bir patlıcan. Evet. Ama değeri etmiyor sanki. Etmiyor hocam. Biz çıkartıyor ama imal etmesini bilmiyor paket olarak yani. Değeri düşük oluyor. Mesela göç olmasın köylerimizden. Herkese bir iş alanı sağlansın. Mesela turşu fabrikaları açılsın, konserve fabrikaları açılsın. Bizler neden çalışmıyor? Ya. Ürettiğimizin değerini neden almıyor? Zaten çalışıyorsunuz. Evet, büyüklerimizden Yemlihamıza fabrika, turşu, bize göç olmasın, çocuklarımıza, geleceğimize bir gelecek olsun, iş sahası olsun istiyoruz. Göç başladı köylerimizde. Çocuklarımız da onların arkasına gidiyor. Değeri düşüyor her şeyimizin. Ben şimdi izleyicilerimize göstereyim müsaadenizle, tamam. Mübareğe. Efendim bizim Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin Yemliha köyündeyiz. Buranın şahane patlıcanı, Yamula patlıcanından çok güzel karnıyarık yaptılar. Buyurun, afiyet olsun, bereketli olsun. Aldı canı doğradım, doğradım da vurmadım. Pek edalı gezerdim, iftiriye uğradım. Abo! Vurru! Ama evet. Unuttuk. Emin ne diyor, anam ne diyor? Ben güzel, daha iyi duyuyorum abla canım türküsü işte. Çok güzel okudu ama, çok güzel okudu. Yok. Şimdi aslında Fatma Hanım'la emin Avusturya'dasınız değil mi? Evet. Avusturya vatandaşıyım. Ha, Avusturya vatandaşı. Evet. Kaç senedir oradasınız? 45 sene oldu. 45 sene. 27 sene oldu. Burada evlendiniz, oraya gittiniz. Evet. Çoluk çocuk evleniyor ama Kürşat orada. Avusturya'da. 10. ayda düğün yapacak. Bir gelinim var, Filipinli. Gelin. Torunumu alacağım. Gelin alacak. Filipinli kız. Nasıl anlaşıyorsunuz? Türkçe bilmez. Anlaşıyorlar işte. Anlaşıyor. İyi kız. İyi. İyi olsun da ne olacak? Ne yapacaksın? Ne olacak? Aldı da Allah yarattı dedik. Bir bıraktırdık, geri şey oldu. Dürtüyor. Olsun. Olsun. Geri barışmışlar canım, olmuş. Bu arada biz kimin evindeydik biz ilk girerken söyledik. Bizim şeylerin, Erkiletli Ahmet abinin evi. Çoluk çocuk nerede? İki kız var. Onları gelin ettik. Gittiler. Bir oğlan var yanımda. Kızlar nereye gönderdin? Gelinlikle. Aynı köydeler. Ha, buradalar. Buradalar. Ha, iyi olsun, uzakta değil. Kom bu yerlerde doğdum, burada yaşadım. Köyümün ne sağlam havası vardır. Kırlarında otlar, şen kuzularım, altın başak veren ovaları vardır. Gölgel yollarından çaya varılır, suyundan içmezsen kuş darılır. Her ağaçta bir kuş yuvası vardır. Derdini köy giderir, çalışma tadı verir, sana neler öğretir, gel yürü köy yolunda. Edirne'den Kars'a kadar benim güzel bir yurdum var, ister savaş ister barış. Vermem sana ondan bir karış. Vay! 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 Köyüm, garip köyüm, susuz köyüm diyor. Mektar eker merasını, avukat diyor parasını. Yedi köy ihtiyarı bizim köyün kel mıhtarı diyor. Anne, bir de senden alalım kapanış. Ha. Oyun havası söyle bakayım. Oyun havası mı? Oyun. Of of! Kandilli yazmayı kaldır yüzünden. Vay güzel, alırım dedin de döndün sözünden. Vay güzel, izanlara geldim senin yüzünden. Yekte, yekte anam yekte, bastırmalar denkte. Ne olursa olsun canım bekarlıkta. Yekte yavrum yekte, denkte. Ne olursa olsun kuzum bekarlıkta. Yekte anam yekte.
denkte, bastırmalar denkte. Ne olursa olsun yavrum bekarlıkta, yekte adam yekte, bastırmalar denkte. Ne olursa olsun delikanlılıkta. Hay annem. Yaşa yaşa kuşatım yaşa. Allah razı olsun. Selam olsun. Hepinize yaşa. Yaşa. Sevgili seyirciler, Anadolu'daki ilk yazılı tabletlerin bulunduğu dünyadaki ilk uluslararası dünya ticaret merkezindeyiz. Peki şimdi ne yapacağız? İki tane çok kıymetli başkanım var. Burası hakkında bilgi alacağız. Peki burası neresi? Burası dünyaca ünlü Kültepe Kanıç Karamı'ndayız. Haydi buyurun. Sağım tarihi, solum tarihi, tarihin tam merkezindeyiz. Dilek olay tam 6 bir yıl. İşte çok kıymetli iki tane başkanım var burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başkanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Efendim tanıştırayım. Sınırları içerisinde olduğumuz Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar ve çok kıymetli Profesör Doktor Fikri Kulakoğlu. Evet. En iyi bilenler. Ha ben anlatsam şimdi ne diyeyim? 6 bin yıl dedim bitti zaten artık orada kaldım. Olur mu? Kayseri deyince anlatacak herkesin muhakkak bir şeyleri var, vardır ya. Var neler var? Yağlamayı, pastırmayı, ondan sonra neydi bizim bamyayı, mantıyı geçtik. O tamam. 6 bin yıla gittik başkanım. Ama 6 bin yıl önce Kayseri deyince herhalde herkes ticaret şehri Kayseri, evet. Sanayi şehri Kayseri evet. Der değil mi? Tabii kesin. Ha, ama bak şimdi hocam anlatacak. 6 bin yıl öncesinde de ticaret şehri Kayseri. O kadar eski mi başkanım? Tüccar şehri Kayseri. Hatta para bile var değil mi hocam 6000 yıl öncesinde? Para demesek de para yerine geçen bir sürü takas aracı var. En azından onları biliyoruz. Tabir caizse şehrin genetiği, kodları, hı, DNA'sı Kültepe'den. Kültepe'den ticaret üzerine mi kurulmuş? Tabii ki. Başkanım. Şimdi oradayız. Kayseri ticaretin başkenti. Hı hı. Anadolu'daki ticaretin başkenti. Hı hı. Kültepe'de günümüzden 6000 yıl önce ticaretin başkenti. Sadece Anadolu'da değil, dünyada, o zamanki dünyanın başkenti, ticaretinin başkenti. Şöyle ki, 1000 kilometre mesafeden uzaktan eşek kervanları gelecek, mallarını buraya indirecek ve mallar buradan bütün yakın bölgelere dağıtılacak. Anadolu'nun tamamına dağıtacağız. Hocam, Kürşat diyor ki ne alınır ne satılır. Ha işte mesela ne alınır ne satılıyor. Başkanım ne o zaman diyor. Başkanım ne vardı o zaman? 6000 yıl öncesinde. 6000 yıl önce. Hadi şimdi olsa tamam. Ne satarız Sayın Başkanım? Pastırma satarız. Pastırma, sucuk. Sucuk. Ama mantı. O günlerde yok. İşte bunlar yok. Sanayi yok ama burada muhakkak ki bir zenginlik var. Şimdi Erciyes en büyük zenginliğimiz. Hı. Erciyes'in etrafında her türlü maden var. Altından gümüşe, demirden bakıra kadar her türlü maden burada. Anadolu'nun merkezi aslında. Ticarete yön verecek o kafa belki işin merkezi olmasındaki temel aktörlerden biri o mu acaba? Niye buraya gelmişler yabancı tüccarlar? Niye buraya gelmiş? 5-6 bin yıl önce. Bunu yapsa Kayseri'li yapar. Kayseri'li yapar. Ga dedim başkanım farkındasınız. Kayseri dedim. Ben de Kayseri. Kaniş diyeceğim zaten. Peki başkanım şu anda bulunduğumuz yer tam olarak neresi? Kaniş. Kaniş yani burası... Kültepe'nin en erken çağlarının yaşandığı, yerleşildiği bir tabaka üzerinde duruyoruz. Yaklaşık olarak günümüzden 4500 yıl önceye ait bir toprak üzerinde bulunuyoruz. Yani günümüzden 4000 ya da 4500 yıl öncesinde dünyanın en büyük şehri. Vay. Yani abartı değil. Abartmıyoruz değil mi başkanım? Arkeologlar güzel atar. O zaman ama gerçekten Kültepe'ye gelince atmamıza gerek yok. Şu an için bildiğimiz kadarıyla ölçüleri itibariyle hesapladığımızda şu anda bile Ön Asya'daki, Orta Doğu'daki en büyük merkezlerden birinin toprakları üzerinde bulunuyoruz. Çünkü niye hocam? Şöyle derler ya bizim Erzurumlarda, bizde yalan yok, hilaf yok kardeş. Bizde her şey belgeli, yazılı, tabletli. Evet. Bu kadar yani. Burada da yazılar, belgeler, tabletler alası var. Alası. Anadolu'daki bu ilk tabletler buradan çıkıyor değil mi? 23.500 tane çivi yazılı belge var. Dünyanın en büyük koleksiyonu. 23.500 maşallah. 23.500 tane içerisinde sence ne yazıyordur Kürşat? Ben nasıl ansiklopedi gibi oku yani bitmez. Yani insanlar ne yazar? 6000 yıl önce, 4500 yıl önce neyse tarih 6000 yıla gidiyor ama buradaki ticaret 4500-5000 yıllık değil mi? Evet. O zaman
neler yazmışlardır? Hakikaten ne yazmışlardır? Birbirlerine yok, muhabbetlerini, yok aşklarını, sevgilerini. Yazmışlar mıdır? İşte soralım başkanım, hocama yani. Başkanım, şimdi sizin muhasebe bürosunda ne var? Ne belgeler var? Alınanlar, satılanlar, ihaleler, gelenler, gidenler. Bizimki de öyle. Sözleşmeler. Bizimki de öyle. 4000 yıl şartnameler. Önce. Kesinlikle 4000 yıl önce Anadolu'da ve dünyadaki en büyük özel koleksiyon. Vay. En büyük özel arşivler Kültepe'de açığa çıkartıldı. Hocam diyorsunuz hepsi ki de özel, Asurlu tüccarlar geldi. Buradan işte o günün şartlarında bronz aldı, gümüş aldı, kalay aldı, altın aldı. Bunlara alışverişini de tabletlere yazdı. Tek tek. İyi de hocam al gülüm ver gülüm. Ne aldı bakırı, kalayı, gümüşü. Para. Verdi karşılığını. Öyle bir şey yok. Aldı gitti. Kontratım var. Öyle yani ne gerek kontrat hocam, aldık gittik işte. Vadeli satış da yapıyor. Allah sen, Allah o dönemde. Tabii ki. Hocam vadeli satış nasıl olacak yapıyor. Şimdi ben buradan aldım gittim binlerce kilometre öteye. Aylar yıllar sürdü. Aylar yıllar tekrar gelmesi sürecek. Doğru doğru, bir yıl sonra geleceksiniz. Ama muhakkak muhakkak bu ticaret zaten şöyle kralın kontrolü altında, güvencesi altında. Ayrıca Asurlar buraya geldiği zaman bir ticaret odası gibi bir ofis kurmuşlar. Allah ona Allah. Üye olmazsan, paranı yatırmazsan şansın yok. Kürşat bak hocam diyor ki Kayseri diyor 6000 yıl öncesinde bir güvenin merkezi diyor. Ticaretin merkezi ama bir güvenin de merkezi diyor. Yani burada insanlar, tüccarlar gelip alışveriş yapıyorsa, buradan ticaret yapıyorsa bir güven tesis edildiği için bu ticaret yapılıyor. Neticesinde bu ticaret de diyor nakit belki aldım verdim değil de yazılı sözleşmeye sözleşmenin kesinlikle mutabık kalınarak güven tesis edilerek yapıldığı için alan da kralın güvencesi altında tabii, öyle mi? Borçlu da. Veren de aynı. O noktada güvence altında. Yani bu Anadolu topraklarında Kayseri'de vay be, güven hakikaten o gün tesis edilmiş. Binlerce yıldır oluşan bir gelenektir evet. Bu. Ve halen de bugün Kayseri tüccara gözünüz kapalı açık. Ben şimdi anladım. Nereden geliyor? İşte oradan geliyor. Şehirde nereye geliyor. Tamam. Şehir dışında nereye giderseniz gidin. Kayserili tüccarlarla alışveriş yaptığınız zaman belli. Hem aldığınız malda hem de paranızla sıkıntı ilgili olmaz, değil mi? Sıkıntı olmayacağının aynen. Sözü senet. Sen yani, söylemen yani, lazım. Öyle vallahi öyle. Sözü şimdi, tableti de yazmışlar. Bu yazılmış mı bunlar? Aynı zamanda yazılı. Çivi yazısı değil mi? Çivi yazısı. Hani söz uçar yazı kalır. Her şey yazılı orada. Tabii. Dokunduğun toprak 5000 yıl. Şurası değil mi? Bir de bir şey söyleyeceğim. Hakikaten şey gibi. Şey şuralar mesela şey böyle kül gibi hani böyle de, o yüzden mi Kültepe diyorlar? Kültepe çok yanmış yıkılmış. Zengin şehir. Çok saldırılar olmuş. Anadolu içindeki diğer krallıklar buranın zenginliğini kıskanıyor tabii ki. Ha. Yani buradaki zenginliği ele geçirmek istiyor. Birleşip saldırıyorlar. Tabii ticaret burada, para yapmışlar. Burada. Yapmışlar. En azından Kültepe'nin belli bir dönem içinde en az iki kere yani bu tüccarların olduğu dönemde Kültepe'yi iki kere yakmışlar. Şurada bir sarayımız var. Sanki yanardağ patlamış da eritmiş taşları gibi. Yakmışlar. Yüze yüzlük bir bina yapmış 4000 yıl önce. Duvar maşallah. Kalınlığı 4,5 metre maşallah. Yer yer. Yer yer duvar kalınlığı 4,5 metre. Yani o en azından 2-3 katlı bir yapı olacak. Burada sarayın bir parçası mı hocam şu anda durduğumuz yerde? Şu anda yerde? Bulunduğumuz aslında daha böyle ortak kamusal bir binanın girişinin önündeyiz. Hocam bu şey nerede? Bu paraların olduğu yer nerede sizde? Altın. Hocam ben şey yapmayayım. Küp kazıyoruz. Hadi canım küp mü çıktı? Küp. Şahane inşallah bak bize denk geldi. Vallahi sevgili seyirciler küpü bulduk inşallah. Küpü bakalım ne çıkacak içinden. İnşallah. Şey mi? Küpü bulduktan sonra program devam mı? Ya var mı Kemal Sunal Dinler? İşte 9946, 9947, 9948 sayıyor Kayseri'li bizim. Ondan sonra tekrardan bir tekrar başlayalım bir daha. Nerede kalmış? Diye. Şimdi başkanım bir şey soracağım. Şu an tam bulunduğumuz yer neresi? Neredeyiz biz? Şu anda günümüzden 4500 yıl önceki bir kamusal binanın hemen girişindeyiz. Şurada giriş var. Girişin iki tarafında sekiler var. Burada ya nöbetçiler oturuyor ya görevliler oturuyor. Belki bağdaş kurup oturuyor. Ama tamamen büyük şurada gördüğümüz yapının önündeyiz. Belki
altında bir mezar da olabilir. Çünkü diğerinde tamam, bismillah başkan de. Mezar falan yok, olmuş şey olmasın. Bir şey olmaz. Kamusal bir yapılınca belki de Merkez Bankası'nda. Belki şu de bak şu an Merkez Bankası'nda olabiliriz. Yok. Sadece Anadolu'nun değil, Suriye, Irak, Türkiye'nin en zengin yerlerinden bir tanesi. Mezopotamya'dan buraya geliyorlar yani. Tabii ya, zengin bir yer burası. Maşallah. Halk ilerlemiş ve artık buradaki insanların yaşam seviyesi üst düzeyde. Adamlar sadece günlük hayatı yaşamıyor. Aslında yaptıkları, ürettikleri her şeyde sanatsal katkılar da var. Toplum ferah bir toplum. Şahane. Para kazanıyor. Vay vay. Kral vergi topluyor, anıtsal saraylar, büyük saraylar yaptırıyor. Tabii ki buradaki insanlar da mutlu, güven içinde, emniyet içinde ve artık o zaman için diyelim ki dünyanın Paris'i gibi bir yer. Harika. Hocam Kürşat sabırsızlanıyor. Hocam bu para dediniz de ben şey yaptım. Şimdi aklı fikri küpte. Valla kaldı, aklım orada kaldı. Hep değil filmlerde görüyordum hocam. Senin adına tercüme ediyorum bunu ama. Bunu ben Kayseri'de Koca Sinan'da geldim, Kültepe'de şu küpü bir göreyim. Kaç yıl oldu burada çalışmalarınız? 30 yıla geliyor. Maşallah. Tahsin hocamız 1948 yılında başladı. 70. yılı bu yıl. 70 yıldır buradan bir şeyler çıkıyor. Ne kadar devam edecek diye soracaksınız. Ne kadar devam edecek? Buranın tarihi 5000 yıl öncesine, 6000 yıl öncesine gidiyor. Tamam. Burayı bitirmek 6000 yıl sürecek. Hocam siz göremeyeceksiniz. Sizden sonra gidip göremeyecek. Kim görecek bunu? Kim görecek? İğneyle kuyu kazıyoruz. Hakikaten öyle. İğneyle kuyu kazınca da 23.500 tane iğneyle kuyu kaza tablet çıkıyor. Aslında bir tableti normalde bir günde çıkaramazsınız. Yani şimdi ekran başındaki izleyiciler diyecekler ki tamam, arkamızda taşlar, kayalar, topraklar, kazı başkanı orada, belediye başkanı orada, sanki Kürşat'a ne anlatıyor da biz bunun karşılığında güncel olarak bir şeylerle örtüşelim derlerse, yani benim anladığım şu, bugün için Hong Kong nasıl bir alışverişte, ticarette merkezse, o kadar değil mi? Evet. İşte Singapur nasıl bir merkezse, Amsterdam, Londra nasıl bir merkezse, evet. O günün dünya üzerinde, dünya ölçeğinde Kayseri, ya. Kaniş, merkeze. Böyle başkanım, bir merkez. Dadanı alayım, ağzını yediğim, bana anlatsana bir saatte böyle Hong Kong falan desene ben anlayayım. Ben şimdi anladım. O daha yeni olay. Tercüme ettik bunun üzerinden de. Çok teşekkür ederiz. Küpe gidiyoruz, küpe. Hadi buyurun. Hadi küpe. Vay vay vay, işte şansımıza. Hadi bakalım. İşte başkanım ben bunu diyordum. Yani böyle bu fırçayla bunu ne kadar zamanda açacağız? Ne kadar sürecek? Normalde tabii ki ilk küp gördüğünüzde bir heyecanlanıyorsunuz. Ben şu an acayip heyecanlıyım. Acele etmemek gerekiyor. İşte acele ederseniz küpü kırarsınız. Ha, Allah muhafaza. Hocam Ferdi kaç gündür fırçalıyor acaba burayı? Vallahi şuraya vurunca sırtındaki toza batmalı. Ne kadar toz çıktıysa o kadar gündür çalışıyor demektir. Vallahi aslında bugünkü iş. Aslında sabah yeni bulundu. Tespit edilen bir yer ama şu anda etrafını açıyor. Ondan sonra da bunu kapatacağız biz. Niye kapatacağız? Şimdi birdenbire çıkarırsanız çatlar. Ha, yani şey, çünkü nemini atması lazım. Yavaş yavaş nemini atması ortama lazım. Siz bunu bugün çıkarın, evde parçalar halinde toplarsınız. Eyvah. Peki ne çıkabilir başkanım içinden? Buğday çıkacaktır. Başkanım buğday şurada her yerde var. Kurban olayım, bize bir şey yapacaktınız diye öyle bir şeyler diyordunuz başkanım. Tamam, ama sen iyi okumamışsın demek ki. Başkanım şey diyordunuz sen ya. Sen iyi okumamışsın demek ki. Çok önemli değil mi? Bir de altın çıkacak yere doğru gidelim olmaz. Gerçi buradan çıkacak küçücük o taşları, tozları falan bile orada değerlendiriliyor değil mi başkanım? Araştırılıyor. Hepsi elenecek. Hepsi elden geçirilecek. Gerekirse bizim yüzdürme dediğimiz bir teknikle içindeki organik kalıntılar toplanacak. Hı-hı. Yanmış kömür parçaları toplanacak. Tarihlendirilmesi için analize gönderilecek. Şu toprakta diyorsunuz ki siz, şurada bizim için tarihi bir değer yatıyor olabilir. Tabii. Olabilir. Aynen. Yani hepsi elden geçecek. Şurada çıkan toprak da eleniyor, analize gönderiliyor. O yüzden işte hocam sadece 30 yıldır burada düşünün. Bunlar hocamdan öncesi var. 30 yıldır siz buradasınız. Bir 70 yıl daha yaşarsam. İnşallah hocam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu 6000 yıllık mı oluyor, 4000 yıllık mı bu? Bu en azından 4200-4300 yıl. Hocam bir kere şu 4300'e bir dokunayım, kurban olayım. Daha önce hiç 4000... Şöyle bir elimi süreyim hocam. Yasak. Şöyle bir ufak değine. Hadi. Sağ Allah razı olsun. Parmağın ucuyla mı? Bir dokun aşağı. İşte tarihe dokunuyoruz. Tarihe dokunuyoruz. Şu an 4300 yıl değil mi hocam? En az. Maşallah. Türkiye hep böyle. Kültepe değil aslında. Aynen. Kayseri böyle.
Orta Anadolu böyle, batısı böyle, doğusu böyle. Anadolu kadar zengin bir memleket yok. Hakikaten biz Türkiye geziyoruz hocam. Tabii. Ama gördüğümüz şu, bizim bu memleketlerde gittiğimiz işte kazı çalışmalarını falan ağzını açan 3000'den 4000'den açıyor. Gerçekten böyle ucuza gitmeyiz. Kayseri'de şok oldum. 6000'i gördük Kayseri'de. 6000 yıllık tarihi var. Devam edelim mi hocam? Edelim. Peki Göbekli Tepe'den sonra ikinci mi Kayseri? Şimdi farklı alanlardayız. Kayseri gerçekten zengin bir memleket. Evet. Yani Orta Anadolu müthiş bir yer. Yani dünyada hatırı sayılan bir yer. Burası İpek Yolu üzerinde mi başladı? Kesinlikle. Yani zaten birkaç güzergahı var. Zaten günümüzde de Kayseri ticaret yollarının ortasında, aynen, kavşağında. Asurlu tüccarlardan başlayıp daha sonra Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde İpek, aynen, yoluyla devam eden ve şu geldiğimiz günde de bir ticaret şehri, sanayi şehri dediğinizde akla gelen Kayseri. Hem şimdi ticaret deyince bundan neresi? Bundan sonrasında böyle devam edecektir inşallah. İnşallah. Hadi gidelim o zaman. Eyvallah. Hadi buyurun. Kolay gelsin ablam. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne arıyorsunuz? İyiyiz. Kız gazıyorsunuz. Bir şey çıktı mı? Şey yaptınız mı? Çıkartıyoruz. Çıkartıyorsunuz. Çok yavaş yavaş kazmak lazım, evet, değil mi? Size öğrettiler mi bunları? Aynen öğrettiler. Ne dediler? Şey yapmayın dediler, böyle kırmadan, güzel şey yapmadan, incitmeden. İncitmeden. Evet. Böyle yavaş yavaş. Evet, bronz çıkartıyoruz. Kemik kırığı çıkartıyoruz işte. Cesetlerimizin kemikleri. Ceset mi çıkardınız kız? Evet, çıkarttık. Abo, korkmadın mı? Yok, korkmadım. Anam ben ödüm kopar. Hepimizin gideceği yer orada. Doğru, hepimizin gideceği yer orada. Şimdi 5-6 bin yıllık, yok 4 bin yıllık ceset çıkardınız bunu. Evet. Abo. Ama çok heyecanlı, çok güzel oluyor. Heyecanlı değil mi? Çok heyecanlı. Ben bile vallahi şu an acayip heyecanlanıyorum. Şu yani toprağına bu kazıyıp da onu öyle çarmak, tarihimizi. Değil mi ya? Ne olmuş, ne bitmiş zamanla. Neyle içmişler suyularını mesela. Tüp kırıkları çıkar diyoruz onları. Analiz edip gidip yap şey diyorlar. Aynen. Güzel yani. Sen vallahi yılların arkeoloğu gibi konuşuyorsun, yemin ediyorum. Vallahi billahi. İsmin neydi? İki senedir çalışıyorum. İsmin neydi annem? Ümmü Gülsüm annem. Siz buralısınız değil mi? Kayserisiniz. Evet, Kayseriliyim. İki senedir mi çalışıyorsun? İki senedir. Evet. Sen vallahi her şeyi biliyorsundur şimdi ha. Biliyoruz, çok şükür. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun altından mesela ne çıkmasını tahmin ediyorsun? Ne çıkabilir burada? Taban çıkartıyoruz. Taban işte çıkartacaksın. Eskiden olan ambar kodukları yerler, buğday kodukları yerler. Mesela odalarda cesetlerini kollarmış. Kız ceset işte deyip durma be. Korkuyorum ben şimdi zaten mezar gibi yerin içindeyim. Korkmayın, hiçbir şey olmaz. Ben de korkardım ya şimdi. İlk başta korkuyor muydun? Tabii ilk şeyde ürperdim bayağı bir ama alıştım. Şimdi böyle kazıyorsunuz. Kız evet. Yok mu küp müp şey yapma, orada küp bulduk, içinden buğday çıktı orada ya. Evet, öyle çıkıyor zaten. Öyle çıkıyor. Genelde buğday çıkıyor. Genelde küplerimizle. Kız vallahi atacağım kendim şuraya. Ceset deyip durma, beni korkutma, zaten çukurun içindeyim ya. Korkma. Burada bütün bu topraklar hepsi analize gidiyormuş. Yani evet, burada toprak o ufacık taneler bile çok kıymetli, evet, çok değerli. Hiçbir şey kıymetli, boşa gitmiyor. Evet. Ondan sonra ben biraz şey oldum burada. Burası neymiş acaba şurası? Mutfak mı bura, nere? Orası herhalde ambar gibi, ambar gibi bir yer. Yani. Burası da ambar gibi bir yer. Şurada kocaman salon gibi bir yer var. Burası yanmış galiba. Evet yanmış. Şurada cesetimizi çıkarttık. Ya hala ceset diyor bu beni. Allah'ım ya Rabbim. Nerede çıkardın kız? Ceseti nerede çıkardın? Uyan yerimizde geçen sene çıkarttık. Şurada? Evet. Kadın mıydı, erkek miydi acaba? Bilmiyorum tabii. Büyük de olabilir, küçük de olabilir. Ay Allah'ım ya Rabbim. Burada çalışmalar devam ediyor. İyi ki de devam ediyor. 30 yıldır sadece bizim profesör abimiz Fikri abi devam ediyor. Ondan önce ta 70 yıla kadar devam ediyor buranın çalışmaları. Abla kolay gelsin, ben gidiyorum. Dikkat cesetlere falan, dikkat et ha. Aman gözünü seveyim. Karışma cesetlere, karışma. Yok karışmıyorum. Başkanım şimdi nereye geldik? Şu anda bulunduğumuz yer neresi? Şimdi gene Asurlu tüccarlardan 500 yıl önceki bir yapının duvarının hemen kenarındayız. Evet başkanım, bu arada bana duvara bastırmıyor. Oraya, evet, basma, buraya basma. Böyle gidene kadar. Başkanım siz de öyle. Atlayacaksın. Böyle yürüyoruz ha. Evet, kurallara uyacağız. Tabii uyacağız, bir şey demez, uyacağız. Şurada arkadaşların çalıştığı yere gireceğiz. Uçarak. Ben şimdi nasıl geleyim oraya başkanım? Ben
Bu ayakkabıyı da ben yeni aldıydım başkanım zaten. Alırım ben sana. Neyse iyi tamam. Kazı başkanından bir ayakkabı. Belediye başkanından bir bot kışlık. Kışın kazı yok burada. Kışın yok kolay mu kazı? Gelsin. Ha yazın kolay değil mi? Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Kolay gelsin. Yani aslında burada da bizim Kayseri hanımlar çalışıyor değil mi? Tabii, tabii. Bir istihdam mı var? Ayrımcılık olmasın. Kadınlar erkeklerden daha iyi çalışıyor. Ama hakikaten bir kazı, arkeolojik kazı hanımların yapacağı en iyi iş. O arkeolojik kazıya muhakkak hanımın değmesi gerekiyor o zaman. Değiyor. Kazı başkanından önemli bir önemli not. Evet bunu düşelim. Bunu tarihe düşelim. Benim aklım hala şu tabletlerde. Aha tabletler, aha tabletler. Bizde yalan yok, hilaf yok. Her şey belgeli. Aynen. Belgeli tabii. Kaç taneydi başkanım tablet? 23.500. İyi maşallah. Şimdiye kadar çıkan. Maşallah daha ya. Daha gerisinde neler var Allah bilir. Zaten kazılan %1'i Kültepe'nin daha. %1'i mi? Tabii. 6000'e devam edeceğiz ya burada. Başkanım bir şey söyleyeceğim. Ya 30 yıldır buradasın başkanım %1'i yani başkanım kusura bakma kızma bana. Bir dakika bana kızma. Başkanım 30 yılda %1'ini mi kazdın Allah aşkına? Şey başkan az mı çalışıyor diyorsun? Başkanım bu işte. Başkanım sana gel. Burada bir sıkıntı var. Sizden önceki başkan rahmetli Tahsin hocamız çok kıymetli bir üstadımız, hocamız. O kazmış. Siz de kazdınız %1'i mi daha? Tabii ancak. Abo. Şimdi dünyanın en büyük şehrinden bahsediyoruz. Tam başkanım da pazarlık yapalım mı? Biraz az kazılıyor bunu. Başkan o zaman başkan bey buradayken ben bir pazarlık edeyim. Pazarlık etmek lazım. Şu tablet sayısını artıralım. Artıralım başkanım. Daha fazla küpler çıkartalım buradan. Elimizden tutun. Burası Koca Sinan sınırları içerisinde değil mi başkanım? Koca Sinan sınırları içerisinde. Tamam o zaman. Kayseri'nin giriş kapısı Koca Sinan. Kayseri'nin tarihi olarak geçmişinin kapısı da Koca Sinan. Şimdi peki burası neresi? Ya burası şurada birkaç tane daha var. Buralar silo dediğimiz. Kiler, depo yani bunlar buğdayını bir mevsim ya tohumluğunu ya da bir sene boyunca yiyeceği buğdayı burada saklıyor. Ha, hocam ticaret tamam alınıyor satılıyor ama tarım da olmazsa olmaz değil tabii, mi yani? Tabii. Yemeden içmeden olmaz. Buğday olmadan ekmek olmadan olmaz yani. Bizim o tabletler de bu Kültepe civarındaki tarlaların fiyatlarından bahsediyorlar. Allah Allah. Sulu tarlanın fiyatı başka. Pınar'ın yanındaki tarlanın fiyatı başka. Kıraç'taki tarlanın fiyatı başka. Vay be. Bu 5000 yıl önce de böyleydi yani. Herhalde. Toplam 75 milyon falan şu an sizi izliyor olabilir. 70 milyon. Kıvırı zıvırı 80 milyon. Hadi ancak. Türkiye bizi izliyoruz. Çok böyle enteresan bir şey çıktı mı hiç böyle? Çok sizi şok edecek. Ne çıktı mesela? Hadi ne olur. Ya bir arkeoloji olmaz mı? Ne olur ama ne olur? Mesela bir merak ettim. Var bir sürü şey var tamam. Da ben söylemeyeyim şimdi. Tamam, söylersem reklam yapmış olmayayım. Başkanım bizden sır çıkmaz yanlış anlama yani. Tabletlerden evet. Diyor enteresan bir şey. Hep diyor alışveriş. Hep alışveriş ticaret. Hep aldık sattık diyor. Para pul diyor. Başka bir şey var mı diyor. Dini, biraz diyor magazinsel bir şeyler oldu mu? Adamların dini imanı para. Ha, o devirde değil mi? Ama tabii ki bu belgelerin arasında para eden konular varsa sosyal hayata, medeni hayata ilişkin bilgiler de çıkarılıyor. Birbirleriyle ilgili, ilişkileriyle ilgili tabii. Şu olmuş, bu bitmiş gibisinden dedikodu olabilecek şeyler de yazmış, çizmişler var mi? Var tabii. Ne var mesela? Ya Asur'daki hanım beyinden şikayet ediyor. Aa yazmış mı onu tablete yazmış? Dolap tam takır diyor. 4200 yıl önce. Dolap tam takır diyor. Para vermiyorsun. Aa bu hanımlar diyor. O zaman da demek ki hanımlar aynıymış. Ne, bu parayı ne yapıyorsun sen diyor. Dolap tam takır diyor. Dolap ne? Seki tam takır diyor seki. Kiler diyor. Kiler. Yani o zaman da yine bunlar yazılıyormuş yani değil mi? Hayır zaten şimdi biz normal sosyal hayatta bugün dünyada ne varsa o zaman da o vardı. Zaten onu biliyoruz ama kayıt altına alınmış olması çok ilginç. Çok yani enteresan. İlişkilerin, sosyal hayatın, ticari hayatın, bütün alanların ilişkilerin bir hukuk çerçevesinde yürümesi için kurallara bağlanmış öyle mi? Kesinlikle. Ve bunların hepsini yazmışlar, çizmişler. Kuralların dışında çıktığı zaman hemen tableti gösteriyor. Çok iyi ya, ne güzel. Belgesi var çünkü kontrat var. Evlenirken sözleşme var. Tabii evlenirken akit var, sözleşme var. Ne vereceğini yazıyor. Ne eğer herhangi bir olumsuzluk halinde boşanma olursa ne alacağını da yazıyor. Evin kime kalacağından, evin içindekileri kime alacağından, Allah kaç Allah. Gümüş, kaç işte şeker, gümüş alacağına yani kadar yazıyor. Muhakkak kayıtlı belge var. Yazılmış bir yaşam. Şahane her şey belgeli. Yeter yani, ki tabii, yeter ki yazıyı oku, bu çivi yazısını oku. Nerede duruyor hocam? Arşivler var zaten, arşivler var. Yani tüccarların aşağıda göreceğiz şimdi, orada küçük odalarında arşivler var. O arşivlerde bütün tabletler sıralı olarak duruyor. Muhasebe biriminin dolaplarında hepsi duruyor. Bu
Anam! Kız ödümü kopardın gel. Ben kim diyorum? 4200 yıl öncesinden bahsediyoruz. Gel gel kardeşim. Çalışmaya gel kardeşim. Devam. Çalışmaya devam. Evet. Kayserili misin? Evet Kayserili. Kayserili misin? Kayserili misin bacım? Kayserili. Ah Allah'a kurban Kayserili'yiz ha. Siz ne kadar burada çalışıyorsunuz? 2 ay oldu. 2 ay oldu. Evet. Annem sen? Aynısı. Beraber. Peki şey çok sabır istiyor ya ama hanımların da genel özelliği odur işte evlada sabır, eşe sabır, kaynanaya sabır, aynen. Kaynataya sabır. biz biraz konuşalım. Kaynataya sabır işte. Yani gerçekten de sizin maharetli ellerinizde daha da şekilleniyor. Evet, daha da güzel. Işi. Peki arkeologların sabrını hayal ediyorum. Fırçayla yapa 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 iğneyle kuyu kazar gibi sıkılmadınız mı? Yok hayır. Niye kanında var, kanında var. Niye sıkılsın? bak. Biz tarlaya da gittiğimiz ne? İçin daha önce geliyor. Burası zevkli daha iyi. Geliyor zevkli geliyor. Evet. Ha, tarladan geldik biz buraya. Burası daha iyi. Hakikaten 2 senedir biz hanım arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Kavgasız, gürültüsüz, eğlenceli, keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Emekli, özverili bunlara o zaman teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık kardeşlerim. Kesinlikle. Ve inşallah daha fazla çalışmak i̇nşallah. İstiyoruz. İnşallah daha uzun süre çalışmak istiyoruz. İnşallah. Benim için de iyi, arkadaşlar için de her şeyden önce sosyal güvence. Aynen. Evet. Vatandaşlarımız gelip görebiliyorlar mı? Buraları gezebiliyorlar açık, mı? Açık burası açık. Ziyarete açık. Müze var mı? Mesela o tabletler. Kayseri Müzesi'ne. Şimdi Kayseri'de merkezde. Aslında güzel bir müze yapılıyor. Hı hı. Kalenin içinde büyük bir müze yapılıyor. Yani bütün Kültepe'nin malzemesiyle beraber Kayseri'de ve civarındaki arkeolojik eserler orada sergilenecek. Güzel ama gelip buraya da görebilirler. Tabii canım. Çünkü her zaman o tarihi ücretsiz. Ha. Para almıyoruz. Harika, tamam. O da iyi. Zaten öğren her yeri. Gün. Öğren yeri. Yani burayı dokunmak, burayı tarih koklamak isterseniz siz de gelirsiniz bu güzellikleri yerinde görürsünüz. Aa, ablamlar burada zaten tanısınız bak. Evet. Şöyle bakın. Herkesi zaten. Bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz evet. Buraları. Ahmet Başkanım şu yolları yaptıralım ama bu kaldırımların falan hali nedir başkanım böyle lütfen yani. Ne güzel kaldırımlar var. Yol kaldırımdan yürümüyorsun. 4000 yıl önce kaldırım varmış. Ya. Yalnız Kürşat kaldırımdan yürümüyor. Taşıt yolundan yürüyor. Evet ben taşıt yolundan yürüyorum. Şimdi başkanım şimdi nereye geldik şu andaki bulunduğumuz yer? Şu anda Asurlu tüccarların ağırlıklı oturduğu bir mahalledeyiz. Kavrum'da bir yerdeyiz. Hı-hı. Asurlu tüccarların olduğu mahalledeyiz Sayın Başkanım. Şurada güzel bir evimiz var. Tipik bir Asurlu tüccarın oturduğu ev. Kaldırımlı güzel bir sokağı var. Hatta cadde diyebileceğimiz bir arabanın rahatlıkla geçebileceği. O günün şartlarında bir araba. Tabii. Şimdi tüccar vesaire deyince hemen lüks arabalar aklından geçiyor. Yok. Evet, ben öyle... Bizimki de 4 tekerlekli. 4x4. şuradan dönecek. 4x1 mi? Herhalde. Peki. Hatta 5x1. 5x1 mi? Evet. Gerçekten mi? Tabii. Hatta 8x1 var. Başkanım ne yapayım? Tüccar evi burası. Büyük evler. Pardon tüccar evi. Çünkü çoğu evlerin de arşivi var, deposu şimdi, var. Kapılarının girişinde filanın evi diye yazıyor mu? Posta kutusu var mı? Bir o eksik. Çünkü biz içinde bulunan tabletlerden hangi evin kime ait olduğunu biliyoruz. Şimdi ben kimin evinin kapısının önündeyim? Şalim Aşşur isimli bir tüccarın. Hatta Türkçesiyle Salim Aşşur diyelim. Salim Efendi'nin, Salim Ağa'nın evi. Salim Ağa'nın evi. Salim Ağa'nın evi. Doğru. Önündeyiz. Kesinlikle. Salim Ağa iyi tüccar mı? Hem de müthiş bir tüccar. Üç kuşaktır tüccar. Büyük babası bu sistemi kuranlardan bir tanesi. Bir dakika. Ticareti, buradaki Asurlu tüccarların ticaretinin sistemini kuranlardan bir tanesi. Salim Ağa'nın evi. Evet, Ağa'nın evi. Köşe başı zaten. Kesinlikle. Ve bu arşivinde, bu evin arşivinde biz bu adamların ticaret odasına ticaret yapabilmeleri için ödedikleri paranın makbuzlarını bulduk. Allah Allah. Tablet mi yine? Tabii tablet. Tablette makbuz. Tabii yani orada ödediğini yazıyor. Dolayısıyla orada tamamen bu ticaret sisteminin ilk kuruluşuna ait bir özellik öğreniyoruz. Yün tüccarı. Ne diyecektim ki Salim Ağa ne alır ne satar derken. Yün ve bakır. Yün ve bakırsa. İhtisaslaşmışlar yani. Tabii. Bunlar da tablette yazıyor değil mi hocam? Tabii. Sadece bir seferinde 35 ton yün karşılığı gümüş gönderdiğini yazıyor. 35 ton yün. Neyle getirmişler bunu? Tır yok, kamyon yok. Şeyle, eşeklerle, eşek kervanlarıyla. Başkanım kaç yüz tane eşek? Büyük adam. Peki büyük o adam. Kervan taşıma lojistikte onun işi mi yoksa taşımayı yapan başka biri mi?
kervancılar var. Kervandı idare edenler var. Ve onlar sayesinde bu iş yürütülüyor zaten. Hem Asur'dan hem Anadolu içindeki yün ya da herhangi bir mal çeşidini bunlar taşıyor. Ve Kayseri diyoruz da. Vallahi Kayseri demiyoruz. 6000 yıl önce 35 ton yün karşılığı para ödemiş. Öyle mi hocam? Aksaray, Konya Aksaray civarında. O civardan alınıyor, geliyor. Burada bir işleme tabi tutuluyor mu hocam bunlar? Büyük olasılıkla bunlar iplik haline getirilecek, eğrilecek. Ondan sonra Asur'a gönderiyor. Asur'a gidiyor. Şöyle Asur'a gönderecek. Şuradan bir işte tam burada bir evin köşesindeyiz. Evet. Tamamen Sarıman'ın evindeyiz. Orada tipler hatta de var. Tipik bir Kültepe ya da Kaniş evi. Aslına bakarsanız Anadolu evi. Evet. Şurası ön odası. Şuradan bir koridor var. Bakın şöyle gidecek. Şurada içeride de küçük odaları var. Burası arşiv hayat. Odaları. Hayat. Burası hayat. Aynen dediğiniz hayat. Gibi. 3 tane sütun direği var. Şurada 3 tane direk var. Burada çatıyı tutacak ya da şeyi tutacak. Böyle hafif bir çatı. Bir yandan da şimdi hocam anlatırken yaşıyor oraya. Evet ya. Evet mi? 5000 yıl öncesini yaşıyor. Diyor ki burada böyle bir hayat vardı. Verandası, çatısı, işte oturulan yerleri. Şu taşların üzerinde ne ticaretler, ne alışverişler, ya. Ne hayatlar yaşandı. Kesinlikle, kesinlikle. Salim Ağa'nın 3 kuşaktır kendi evleri mi acaba o zaman? Bu oğlunun evi. Ennam Asur isimli bir tüccarın evi. Hı. Yani o da onun oğlu. Hı. Yani 4 kuşak kesin bir ticaret hayatı var. Hikayesi var bu evin. Hikaye tabii. Derken tabletlerden çıkan tabii. Kayıtlı bir şey yani. Büyük babası bu ticaretin kurucuları arasında. Salim Aşur değil mi büyük baba? Evet Salim Ağa'nın evi burası. Tamam. Başkanım var ya bir şey oldu. Beni de içine soktunuz. 4000-5000 yıla gittim. Ne ördünüz? Ben gidip şey yapmak istiyorum. Abime falan gitmek istiyorum. Onun öncesi burada. Öncesi burada. Abimin ticaretin başladığı yerden AVM'ye. Bir de klima yok, bilim yok. Başkanım sizin için süt tamam tamam. Şaka yapma. Doğal. Her şey doğal. Hayır yani gerek yok. Zaten aslında bakarsanız eski çevre böyle değil. Değil mi? Tabii çok daha farklı. Aslında hemen şu gördüğünüz tepeler, dağlar ormanlık. Ha, yani onu da biliyoruz. Tabii. Oradaki araştırmalardan onu da biliyoruz. Doğru. Ama önemli olan şu. Burada yerleşmiş tüccarlar buradaki sistem altında çalışıyor. Ve kayıtlı kuyutlu hesabını yapıyor. Ticaret odasından izin almış. Ticaret odasından aldığı izin doğrultusunda burada iş hayatını sürdürüyor. Ama ilginçtir. Bu evde 942 tane tablet bulundu. Allah Allah. Ha, 942 burada. Tane şu odada. 23.500 tanenin nerede? 1000 tanesi burada. Bu tüccarın buradaki akrabalarını da biliyoruz. Kimlerle iş yaptıklarını da biliyoruz. Başkanım hangi ev? Hangisi? Şuradaki ev. Şu odada mı tablet mi? Şu küplerin olduğu oda. Aslında orada bir tahta paravanla ikiye ayrılıyordu. Tabii. Orada merak yani orada görebiliyorsunuz. Aslına bakarsanız diyor ki bugün diyor burada diyor altına değemedik ama diyor. Evet o ticaretin ya. Kokusunu alalım yani burada 5 diyor. 5000 yıla dokunmak gibi güzel bir şey olabilir mi? Bu şey mi? Yani? Tabletler. Şimdi bu küpler sonradan hani bunlar yarım eksik küpler zaten sonradan yerleştirdik de büyük olasılıkla şurada duvar kıyısında bir o tabletler şurada toplanmıştı. Ha. Buradan duvardan raftan düşmüş. Herhalde orada bütün tabletler raflarda duruyordu. Bunlar yanınca düşmüş. Şimdi ilginç olan işlerden bir tanesi hem bu evde bulunan tabletler hem de diğer evlerde bulunan tabletlerden bu Salim Ağa'nın hikayesini de öğreniyoruz. Salim Ağa bir başka şehirde alışveriş yaparken ölüyor. Tamam. Ya borcunu alamadığından değil. Ha. Salim Ağa bir tamam. Başka şehirde Durhumit denilen bir kasabada ölüyor. Tamam. Bunun üzerine Kaniş'te değil. Kaniş'te değil. Gitmiş, ticarete gitmiş. Tamam. Ve bunun üzerine o 4 tane çocuğu var. Onu biliyoruz. Bu çocuklar miras kavgasına tutuşuyor. Ah. Eyvah. Var mıymış o zaman da öyle? Tabii ki olmaz mı? Yani bir insan olan her yerde abi, bu var. Bu tüccarın mal varlığından hak iddia eden 3 oğlan bir kız var. Bunlar kavgaya tutuşuyor. Ennam Asur aslında bu evin sahibi. Küçük oğlu. Salim Ağa'nın küçük oğlu. 4 çocuktan en küçük. En küçüğü. O babasına bakıyor. O da diyor ki ben babama baktım. Mirasın büyük çoğunluğu bana ait. Ben size hani o az veririm. Öbürleri de bunun üzerine mahkemeye gidiyor. Mahkemeye? Evet. Mahkemeye gidiyor. Avukat getiriyorlar. Avukat tutuyorlar. Evin kapısını mühürletiyorlar.
Başkanım, yağmalamasın diye. Sanki 2018'den bahsediyor gibisin başkanım. Öyle. 15 bin yılından bahsediyor. Aynen öyle. Avukat tutuyor. Evet, avukat tutuluyor. O günkü şartlarda avukat. Yok, gerçek avukat. Bakmış başkanım, işte tablette yazıyor. Hukuki, gerçek avukat. Tablette yani, yazıyor. Yani adı avukat değil tabii ki. Ama karşılığı bu avukat. Temsilcisi. Parayla tuttuğu temsilcisi geliyor. Envanterini çıkarıyor. Evin içinde kaç tane bakır kap var, kaç tane küp var, kaç tane çatalı kaşığı bıçağı var. Bunları kayıt altına alıyor. Ondan sonra mühürlüyor kapıyı. Kimse girmesin diye. Ondan sonra mahkemeye gidiyor. Mahkemede tekrar konu görüşülüyor. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Aha, yani, tablet mi bitti? Bitti. Ondan sonra yok mu tablet? Vallahi yok. Kurban olayım, şunu bulalım, ben çok merak ettim. Hakikaten bakalım. Ondan sonrası bilinmiyor. Yok, bilmiyoruz gerçekten. Ne anlamı? Çocuklarının arasındaki miras davasının neticesi başka bir sonraki programa. Size sevgili seyirciler, odaların içinde dolaşmaktan yorulduk. O kadar çok oda var ki. Başkanım, 8 tane oda saydım ben orada az önce. Değil mi? 8 artı 1. 8 artı 1 resmen. Bizim var ya 3 artı 3 oda bir salon. Burası 8 oda bir salon. Maşallah. Evet. Ben şeyi anlamadım. Gezdiğimiz yer Kanişi. Evet. Burası? Karum. Ha, Karum burası. Evet. Karum. Asurlu tüccarların Anadolu insanlarıyla, yerli insanlarla birlikte oturduğu aşağı şehir. Ha, orası yani orada beyler, paşalar oturuyor, başkanlar var, oturuyor. Başkanlar. Burada da merhabalar, tüccarlar, yerli insanlar oturuyor. Hmm. Peki burası da şehir mi başkanım? Burası şehir. Aslında burası 4 kere kurulmuş, yakılmış, yıkılmış bir yer. En az dört kere yakılmış, yıkılmış bir yer. Ve dolayısıyla şurada gördüğümüz yapıların bir kısmı yanmıştır zaten. Dikkat edersiniz. Tekrar üzerine yeni yapılar inşa edilmiş. Dört kere yapıla yıkıla yükselmiş bir yer burası. Peki bunun altına daha inecek miyiz biz? Şu an için inmeye gerek yok ama gerektiğinde tabii ki inilebilecek. En azından aşağıda 3 şehir daha var bizim. Evet, o yüzden. En azından aşağıda 3 şehir var. Şu anda korunmasının sebebi Asurlu tüccarların oturduğu mahalleler olmasından dolayı. Hep Asurlu diyoruz ama yerli tüccarlar da var. Anadolu insanı da ticaret yapıyor. Bütün tüccarların oturduğu mahalle. Çünkü zaten gelen mallar önce saraya gidiyor. Ölçülüyor, biçiliyor, tartılıyor. Vergisi ödeniyor. Ondan sonra oradan malını alıyor Salim Ağa. Tamam. Buraya indiriyor. Bu odalara koyuyor. Ha. Ondan sonra da buradan Anadolu'nun başka yerlerine götürüyor. Samsun'a kadar, ta Kütahya, Burdur'a, Isparta'ya kadar her yere. Yine kervanla mı? Kervanlarla. Yine kervancı başıyla beraber götürüyorlar. Oradaki acentaya, oradaki kölesine teslim ediyor. Orada satışını yapıyor. Oradan da başka mal alıyor, geliyor buraya. Gene aynı şekilde. Burada sermayesi burada. Kayıtları, tüccarın bütün belgeleri burada. Biz tabletlerin çoğunu buradan mı bulduk? 22.500 tablet buradan. Of. Bu mal, mesela şu odada 1000'e yakın tablet bulundu. Bütün tüccarların evlerinde onların böyle özel değerli eşyalarını koydukları arşivleri var. İşte onlar UNESCO Dünya Bellek Listesi'ne girdi. Ve tüccar arşivi olmaları sebebiyle. Kırali değil, hep bahsettiğimiz gibi. Bütün bu mahallelerde, şurada gördüğümüz bütün mahallelerde hep tüccarların malları, onların getirdikleri eşyalar ve hatta onların mezarlarında ta Asur'dan getirdikleri malzemeleri, kabuğu, çanağı, çömleği bulduk. Allah size hayırlı uzun ömür versin. Daha inşallah, da inşallah bize bunları çıkarın da biz de görelim. İnşallah. Ya. Allah size de uzun ömür versin. İnşallah. Siz de görün. Siz de görün. Çok teşekkür ederim. İnşallah bize anlatın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Fikri Kulakal abim bize çok güzel bir sürpriz yaptı. Bize şimdi o işte Kaniş Korum'dan çıkan o ürünlerden birkaç tanesini gösterecek. Tabii. Ama en önemlisi, ben o tableti çok merak ediyorum. Tableti göstereceğiz. Heyecanlıyız, bekliyoruz. Bakalım nasıl bir tablet bu? Yani 5000 yılda o tarih yazmışlar, neler yazmışlar, senetler, işte üzerine hikayeler. Şöyle bizim tabletlerimizin boyu bu. Vay vay yani vay vay. Aslında bir kibrit kutusu büyüklüğünde. Evet hocam. Ama şurada sayarsanız neredeyse 15 burada, 15 arkasında 30 satırlık
yazısı bulunan. Kopya kağıdı gibi, ben böyle büyük bayağı tablet bekliyordum. Buna ne sığdırmışlar, ne yazmışlar hocam böyle? Hititler döneminde gördüğümüz tabletler bunun neredeyse bir A4 kağıdı demesem de A5 kağıdı kadar büyüklüğünde olanlar var. Onlar resmi kayıtlar. Ama bizim buradakiler çok acele, hızlı bir şekilde tüccarların yaptığı ticari işlemlerin kaydedildiği tabletler. Ve 15-30 satır içinde gerçekten ciddi anlamda bir bilgi var. Her şeyi anlatabiliyor aslında, değil mi? Her şeyi anlatabiliyor. Önlü arkalı mı hocam? Evet. Şuradan başlayıp şöyle çevirerek okumaya devam ediyoruz. Vay vay. Hocam siz okuyabiliyor musunuz? Ben okuyamıyorum. Cahilim o konuda. Estağfurullah. Tabii, bir şey söyleyeceğim. Kim okur onu? Gene bu konunun uzmanları, dille çalışan, eski dilleri çalışan uzmanlar var. Asirologlar. Onlar hepsi okuyanlar. Çözdüler ama, değil mi? Hepsi yazıldı mı? Hepsi çözülmedi tabii ki. Çünkü kaç bin tane vardı? Şimdi bizde sadece 23.500 tane var ki dünyada da en büyük koleksiyon, ama yaklaşık 50 bin civarında tablet var dünya piyasalarında. Yayın çözülmüştür, yayınlanmıştır ama halen de bilinmeyen konular var. Dünyada en çok bizde, değil mi? Bizde. Tablet sayısı. Kayseri'de. Kayseri'de. Bizde. Peki hocam bir şey soracağım. Bunları, bu tabletleri alıp mesela nerede saklıyorlarmış bunları? Bunları Karun'da gördüğümüz tüccar evlerinin küçük odalarında, arşivlerinde, bazıları raflarda, duvardaki raflarda, bazıları da çuvallar içinde, çömlekler içinde, uygun yerlerde ayrı ayrı tasnifleyerek, onları sınıflandırarak saklamışlar. Alacak vereceği de buraya mı yazıyorlarmış? Her şey burada. Her şey burada. Her şey burada. Yani Allah bütün Allah. Anlatılan hikayeler bu tabletlerden çıkıyor. Tabii bunların bir kısmı daha büyük, daha geniş kapsamlı olanları var. Aslında bunların şöyle çıplak olarak pek kullanıldığını düşünmüyoruz. Çünkü bunların çoğu mektup. Mektup yazarken aynen günümüzde olduğu gibi zarfın içine koyuyor. Nasıl yani? Zarf, bunun zarfı nasıl olsun hocam? Bu zaten şey, taş. Yani bunun zarfı olur mu ki öyle? Şu kitapta mesela şunlar bildiğimiz mektup. Tabletler. Tablet bunlar, tamam. Şunlar da tabletler. Bunlar da tabletler. Şuradakiler öyle. Şurada mesela bakın bir zarf. Bu zarf mı? Evet. Bir zarf. Şurada tabletin içeriği var. Özeti var. Allah Allah. Şurada da bu büyük ihtimalle bir miras davasıyla ilgili bir tablet. Hı hı. Şurada da şahitlerin mühürleri var. Allah. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane var. En az mühür var. Demek ki 4 tane şahit var. Hı hı. Ve bunlar şahitlerin huzurunda kapatılıp gönderiliyor. Mahkeme kararı bu. Allah Allah. Evet, yani şurada bakın aslında tableti yazmış. Tamam, tabletin yazmış. İçindekileri, yani yazacaklarını bitirememiş. Şurada bir tane ilavesi daha var aslında arka tarafta. Hı hı. Şurada bakın görülebiliyor. Onu da eklemiş haşiye. Hı hı. Ondan sonra bunu kapatmış ve gerçekten üzerine mührünü basmış. Bu ilginç bir zarf ve tablet. Hı hı. Bu tablet Madavada isimli bir kadın tüccarın tableti. O kadın tüccar yazdığı mektubu, bakın burada hem de iki şahit var. Ha evet, onun iki tane mühür var. İmzalamış, göndermiş ve şurada özeti var. Peki hocam, bu mektup zarfı gibi bu da kapatılıyor muymuş öyle? İşte aynen kapatılıyor. Sonra açarken nasıl açılıyor? Açarken kırıyor. Anam şeyi kırıyor, zarfı kırıyor. Zarfı kırıp, yani tek tek kırıp açıyor. Hı-hı. Yani bir iş akdi ise. Hı-hı. Bu tabletin işi bittiği zaman, yani kontrakt sona erdiği zaman tableti de kırıyor. Ha. Çünkü artık eskiden bilirsin senet vardı. Evet, senet vardı. Senetin altında pul vardı. Tamam. Puldan yırttığınız zaman geçersiz. O senet geçersizdi. Aynı şey o dönemde de tableti kırıyor. Ha. Ve biz Karun sokaklarında çok sayıda kırılmış tablet buluyoruz. Hükmü kalmadı. Eyvallah. Hiçbir şekilde onun artık bir hukuki özelliği kalmadığı için sokağa atıyor. Bu şeyler, bu tabletler böyle gönderilecek malın üzerine bağlanan etiketler var. Şurada, hı hı, mühürlerle basılıyor, gönderiliyor. Ya da şurada olduğu gibi bir çömleğin, bir kabın ağzına bunları basıyor. Şöyle örnek olarak sadece vereceğim. Hı hı. Şöyle bir kabın üzerine, hı hı, kille kapatıyor. Tamam. Şunu da kille kapattıktan sonra bunu sıvıyor iyice. Tamam. Şurada bakın geçme yeri var. Hı hı. Şöyle olduğunu düşündüğümüzde bunun üzerine şurada fark edebiliyor musunuz? Mühür baskıları. Evet. Aha, evet. İşte şurada gördüğünüz mühürler
Tabii farklı stilde mühürler var, özellikle mühürler var. Hı hı. Şunlar gibi mühürlerle baskısını yapıyor ki bunu mühürlüyor. Yani sen açamazsın. Ancak alıcısı açacak. Alıcısı açabilir bunu. Peki elinizde tuttuğunuz bu kaç yıllık? Bu da çok daha erken. Yani günümüzden 4500 yıl öncesinde o üzerinde bulunduğumuz yapının tarihiyle aynı tarihe tabi. Bayağı erkenmiş hocam. 4500 yıl Allah razı olsun. Bayağı sağ olun. Arkeologlarla konuşmak da beni şey yapıyor. 4500 yıl çok erken. Hocam 4500 yıl diyorsun gözünü seveyim. Erken mi? Tabii yani bir şey. Tamam hocam sen bilirsin. Bütün bu Kültepe'deki çanak çömleğin tarihini tabii biz bu tarihleri verirken sadece şekline bakarak vermiyoruz. Tabii analizler yapılıyor. Onlar değerlendiriliyor. Onların getirdiği şeyler var, bilgiler var ama asıl bizim için Anadolu tarihi için önemli olan şu tabletler. Çünkü her şey yazıyor üstünde. Yani aklınıza gelebilecek. Ne güzel hocam değil mi? Bir bilgisayar gibi adamlar yazmışlar. Giriyorsun böyle. Aa bunlar varmış. Hazır kitap. Aslında tabii bütün bu tabletlerin, yayınlanmış tabletlerin içerikleri internet ortamında da bulunabiliyor. Öyle mi? Görebiliyorsunuz. Türk Tarih Kurumu'nun kitaplarının PDF'leri Tarih Kurumu tarafından veriliyor. Onun dışında yine birkaç enstitü tarafından yayınlanmış tabletlerin içerikleri görülebiliyor. Yani şey çıkıyor mezarlardan böyle altınlar şeyler, küpler hocam o şey. Yok çok altınımız yok öyle. Mesela nasıl altın yok hocam? Hep tablet mi yazmış bu adamlar? Tabletlere ticaretleri yazmışlar o kadar. Nerede bu altınlar? Bu altınlar nerede hocam? Şöyle. Yani aha işte altın olarak değeri şunu toplasanız bir çeyrekten fazla yapmaz. Gerçekten mi? Tabii bunlar incecik kağıt gibi altınlar. Bunlar ölüyü süslemişler, öyle göndermişler. Bir şey söyleyeceğim. Öbür tarafta da hocam, ticaret yapsın diye kapital olarak koymuşlar. Peki bu ölüyü o yüzden mi süslemişler? Gizli öbür tarafta da ticaret yapsın. Çünkü adam sadece bu altınları değil, aynı zamanda terazi ağırlıklarını, terazi kefesini bile koymuşlar. Gitsin öbür dünyada da ticaret yapsın devam diye. Devam etsin. Evet. Yani akılları, fikirleri, dinleri, imanları para olmuş o dönemde evet. Değil mi? Bunlarla gömüyorlarmış. Peki mesela bunun dışında yanına özel başka eşyalarda, terazi dışında başka bir şeyler de koyuyorlarmış. Tabii yüzüğü de geliyor. Ha yüzükleri. Ondan sonra iğneleri var, çeşitli şekillerde iğnelerini koymuşlar. Ha i̇şte bunlar ne? Gramlarını koymuşlar. Öbür tarafta gitsin adam ticaret yapsın diye. Allah. Boş durmasın diye. Vay be. Baksana buraya şey koymuşlar. Gramları, ağırlık birimlerini koymuşlar. Hocam, yorduk sizi ama orada boyum kadar bir küp var. Onu da gösterebilir miyiz? Aslında o bir mezar küpü. Hadi canım, yok kalsın. Onu uzaktan bakalım. Şey yapmayalım. Yok, içinde bir şey yok. Yani o da tepede yaptığımız kazılarda bulunmuş bir mezar küpü. İçinde ceset yoktu, iskelet yoktu. Öyle boş çıktı. Kapak taşı vardı. Biliyorsunuz eski çağlarda da mezarları soyuyorlar. Değil mi? Yani o en başından itibaren insanlığın var olduğu bu dönemlerden itibaren mezar soygunu vardır. Kazmışlar, içinde bir iskelet de kalmamış, herhangi bir buluntu yoktu ama bunun benzerlerini bir başka mezarlıkta gördüğümüz, bulduğumuz için direkt olarak mezar küpü diyebiliyoruz. Zaten kapak taşı da oradaydı. Peki dik mi koyuyorlarmış böyle? Böyle yatıyor. 5 derece yatıyor. Ceset içinde. Böyle duruyor. Evet evet. Yanında malzemeler satış için falan, ticaret için. Yani herhalde. Şimdi bu tarihin dokusunu, kokusunu bize hissettirdiğiniz çok çok teşekkür ediyoruz. Allah size hayırlı uzun ömürler versin. Daha da inşallah araştırıp bizlere anlatın, öğretin. İnşallah, çok inşallah son. Diyeceğim çok ama teşekkürler. O kadar da fazla olmasın. İnşallah, hayırlı vademiz yettiği kadar inşallah elimizden geldiğince bir katkıda bulunabilsek ne mutlu bize.